Efendim merhabalar değerli VAV TV izleyicileri. İftar saatindeyiz. İftar saatinde her Ramazan akşamı olduğu gibi sizlerle birlikteyiz. Hanelerinize, gönüllerinize inşallah misafir oluyoruz. Sizlere bilincimizin yettiği ölçüde sohbetlerde bulunuyoruz. Değerli konuklarımız var. O konuklarımızla birlikte bizleri hanelerinize konuk ediyorsunuz, iş yerlerinize konuk ediyorsunuz. Dünyanın her bir köşesinde bizi dinleyenler var. Tabii bu seneki Ramazan'ın genel teması bizim iftar saatimizin en azından bilgiden bilince olarak belirlemiştik. Dolayısıyla bu dördüncü iftar vaktimiz bu zamana kadar kulluk bilincini, ümmet bilincini, Ramazan'daki maneviyat bilincimizi konuştuk. Bu akşam da inşallah modern zamanlarda Ramazan ve orucu konuşacağız. Aslında genel anlamda ibadetleri konuşacağız. Çok değerli konuklarımız var. Profesör Doktor Mahmut Erol Kılıç üstadımız, hocamız bizlerle birlikte. İRSİKA direktörü şu anda ama tabii Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde uzun yıllar tasavvuf ana bilim dalında öğretim üyesiydi. Dünyanın ve ülkemizin yakından tanıdığı önemli bir bilim insanımız. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz. Sağlık. Sağ olun. Şeref verdiniz. Bir diğer konuğumuz Ahmet Şahin üstadımız. O da Ney üstadı. Bir sanatçımız, ilahi sanatçımız. Size hoş geldiniz efendim. Teşekkür ederim. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. Elhamdülillah. Değerli dostlar, öncelikle her zaman olduğu gibi tabii biz ilahi mesaja kulak veriyoruz. Daha sonra sohbetimize devam ediyoruz. Kur'an ayı Ramazan, Kur'an Ramazan'da indirilmeye başlandı Kadir gecesinde. Tabii her gecenin aslında Ramazan'daki her gecenin Kadir olma ihtimalini de göz önüne alırsak bu gecenin de Kadir olma ihtimali var. Tabii Efendimiz bunu Ramazan'ın son 10 gününde arayın, özellikle tekli gecelerde arayın diyor ama biz her geceyi Kadir bilenlerdeniz, her geleni de Hızır bilenlerdeniz diyelim. Şimdi o mesaja kulak veriyoruz ve hocamızı dinliyoruz. Hocamız bu akşam Kadıköy Osman Ağa Camii Müezzin Kayyımı Mustafa Özdemir. Fetih Suresi 1 ile 10. ayetleri bizlere okuyacaklar, tilavet edecekler. Hocamızı dinliyoruz. Değerli iftar vakti, iftar saati izleyicileri. Hocamıza çok teşekkür ediyoruz bu güzel kıraatinden dolayı. Şimdi konuklarımızla zaten takdim etmiştim. Konuğumuz bu akşam Profesör Doktor Mahmut Erol Kılıç, İRSİKA direktörü ve Marmara Üniversitesi öğretim üyesi. Tabii hocamızı tanıyanlar çok iyi tanıyor. Çok güzel çalışmalar var. Uluslararası arenada bizleri temsil eden bir hocamız. Diğer konuğumuz Ahmet Şahin. Neyzen ve ilahi sanatçısı de konuklarımıza tekrar hoş geldiniz diyoruz. Şimdi hocam klasik bir soru genelde size de soruluyordur herhalde bu Ramazan'da. Hani Ramazan geldi de nasıl geldi? İşte modern zamanlarda yaşıyoruz. Biz aslında modern zamanlarda ibadet, kulluk bilincimiz olarak belirledik bu akşamki temamızı. Modern zamanlar zor zamanlar. Çeldiricileri var, haz ve hızları var, hedonist bir anlayış hakim genelde. Küresel kapitalist sistem bize bir şeyler dayatıyor. Dijitalleşmenin de artmasıyla çok daha zorlaştı bu tür şeyler aslında. Avantajları var ama dezavantajları da var. Bu zamanlarda kulluğu yaşamak, kulluk bilincine erişmek zor olsa gerek değil mi hocam? Eski zamanlara göre biraz daha kıyaslanırsa, şimdi biz eski zamanları bilmiyoruz ama biraz nostalji de yapılıyor. Genelde de bu zamanlar hep sonrasında biraz daha sanki daha iyi kötüye doğru gidiyormuşuz gibi de bir şey var. Biraz da buna da cevap vererek yani bu aslında benim de kanaatime göre çok da doğru bir şey olarak gelmiyor bana. Yani eski zamanlar çok iyi de şimdiki zamanlar zaman açısından çok da şey değil. Ama modern zamanlarda bir zorluk var bu kulluk bilincini ortaya koymada veya kulluğumuzu ortaya koymada, ibadetlerimizi yapmada.
Ne dersiniz? Şimdi modern zaman derken neyi kastettiğinizi netleştirmeniz gerekiyor her şeyden evvel. Tabii ki yani moderniteyi veya modern zamanları bazı anlayışlar daha iyi ve daha güzel zamanların geleceği, teknolojik gelişmelerin olacağı, tıpta ilerlemelerin olacağı, teknolojide ilerlemelerin olacağı bir adeta megale idea gibi, büyük bir idea gibi insanların önüne sunmaktadırlar. Buna bir ütopya denebiliyor. Bu bir bakış açısı. Ben pek o bakış açısına sıcak bakan biri değilim. Daha tradisyonalist birisiyim. Bu gelenekselci bakış açısını netleştirmemiz gerekiyor. Her ne şey ki geçmişte oldu, o mükemmeldi anlamına da gelmiyor. Geleneği tarif ederken şöyle söylerler. Yanmakta olan bir şömineyi, bir ocağı, odununu seyretmek yerine onun alevinin sönmemesi için çalışmak, ona üflemek, ona nefes vermek. Yani o ateşi sürdürmek. Şimdi zamanilik kavramı var. Yani zamanilikte baktığımız zaman olaya zamanilik içerisinde bir zaman dilimi içerisinde ele aldığımız zaman sizin öncelikle hedefinizi, gayenizi belirlemeniz gerekiyor. Eğer gayeniz insanın daha kendini tanır, bilir ve hayatına bir anlam kattığı bir insan modeli ise ve bu insan modeli doğayla barışık bir haldeyse, adeta doğanın bir parçasıysa, tabiatın bir parçasıysa, tabiatla uyum içerisinde yaşıyorsa, kendisiyle barışık, etrafıyla barışık, komşularıyla, ailesiyle, bütün çevresiyle barışık bir insansa ve bu insan iç zenginliğine sahip olup o iç zenginliğini dışarıya, topluma da yansıtan bir insansa, bir insan modeli ise biz buna Anadolu irfanında bilge insanlar, arif insanlar diyoruz. Felsefe dilinde bu insanlardan meydana gelen topluluğa da Farabi biliyorsunuz erdemliler, evet, faziletliler toplumu diyor. Şimdi böyle bir insanı eğer hedefliyorsanız bunun ortaya çıkabilmesinin bazı şartları var. O şartlar olmadığı zaman o insan oluşamıyor. Dolayısıyla moderniteyi veya modern zamanları size böyle bir şart hazırlıyor mu, veriyor mu, verecek mi diye bakmak bir bakış açısıdır. Benim böyle bir kriterim yok diyorsanız, benim kriterlerim sadece insanın maddi gelişmesi diyorsanız, o zaman tabii ki kriterler değiştiği için sizin de beklentileriniz değişecektir. Ama bendenizin mensup olduğu yaklaşım tarzı insanın kemale ermesini esas alan, çünkü insanı kemale ermesi demek, insanın kendini tanıması demek. İnsanın kendini tanıması demek, nereden geldiğini ve şu an burada ne yapmakta olduğunu bilmesi demek. Ne yapmak, nereye gideceğini derler. Ve beraberinde nereye gideceğini de. Ne yapmakta olduğunu bilen insan o şuurla, o bilinçle hareket eder. Ve o insan az evvel anlatmaya çalıştığımız gibi hem dünyayla barışıktır, kendisiyle barışıktır. Ve o tür insanların bilimsel olarak da katkıları vardır. Yani sadece onlar bir dağın başına çekilmiş, inzivaya çekilmiş insanlar olarak, maddeyle ilgilenmeyen insanlar olarak da görmemek lazım. Maddenin kendilerine hakim olmadığı, kendilerinin maddeye hakim olduğu insanlar olarak bence tanımlamak daha doğru olur. Bu aslında şu an bütün dünyada sorgulanan bir şey Özcan Hocam. Yani sadece İslam dünyasında değil, özellikle ilerlemiş Batı toplumlarında ilerlemenin adeta son noktaya, evet, varıldıktan sonra ortaya çıkardığı insan tipiyle ilgili ciddi sıkıntılar var. Siz de çok iyi biliyorsunuz. Fransa'da Nouvel Moyen Âge diye akım dahi var. Yani yeniden orta çağ. Yeniden orta çağ. Çünkü değerler sistemi modern dünyada alt üst edildi. Değerler, herhangi bir değerlere atıfta bulunmayan, referansta bulunmayan insan tipi çıktı. Ve bunun işte şu an Z kuşağında olan uzantılarını izlemekteyiz. O zaman değerlere bir referansı olan, metafizik değerlere
referansı olan insanı hedeflemek lazım. O da aydınlanma döneminle kırılma noktası. O zaman aydınlanmanın öncesine geri dönelim anlayışı var şu an. Hocam çok teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık. Tam da aslında onu soracaktım. Modern zamanlar dedik biraz modernite ve modernizm. O zaman modernite ve modernizm bizde o metafizikle bağlantıyı, ontolojiyle bağlantıyı kıran, kesen bir anlayış herhalde bu aydınlanma dediğiniz, yani atıf yaptığınız yerde zaten onu yapıyordu. Tabii, maalesef. Bilgiyle, bilginin metafizikle bağlantısını, vahiyle bağlantısını kısıldığı yer. Sadece bilgiyi değil, yani bilginin tarifini de, bir insanın tarifini de. Bugün artık kuantum fiziği ve kuantum fiziğinde elde edilen gelişmeler, bütün aslında yaşamın, hayatın tamamının bilgiden ibaret olduğunu, varlık dediğimiz şeyin bir bilişsel süreç olduğunu ve atomların aslında bir bilgi partikülü olduğunu ve bilginin artık tartılabilir, ölçülebilir bir hale geldiğini ileri süren görüşler var. Evet. Bunların hepsi aslında bir bakıma baktığımız zaman geleneksel görüşler. Daha doğrusu geleneksel görüşlerin yeniden keşfi. Geleneksel görüşler derken tekrar söylüyorum, zamani olarak geriye dönmek mümkün değil. Ancak bugün eğer insanlık başta ülkemiz olmak üzere ata tohumu arıyorsa, evet, niye ata tohumu arıyorsunuz değil mi? Yani bugün ziraattaki gelişmelerle, ziraat, evet, teknolojisinde ne oldu da ne bozuldu, ne oldu oldu da yani, değil mi? Yani domatesin kokulu ve genleriyle oynanmamış halini eğer arıyorsanız eğer, demek ki modern zamanlar bazı şeylerde kantiteyi, yani kemiyeti esas aldı ama keyfiyeti kaybetti. Yani işin özü kayboldu. Gerçekten bugünkü genleriyle oynanmış bir buğday tanesinde, başakta çok daha fazla ürün alabiliyorsunuz. Ürün alıyorsunuz ama o sizin sağlığınıza da zarar vermeye başladı. O zaman bir şey daha ağır olsun, daha geniş zamanda üresin ama insana da şifa versin anlayışı. İşte bu modernler tarafından çöpe atılmış, rafa kaldırılmış bir anlayış. Çünkü modern kapitalistik zihniyet tamamen kar esaslı, ne kadar daha fazla kar ederimi esaslıyor, hedefliyor. Bu sizin ticari dünyanıza yansıyor. O zaman siz tahşiş yapabiliyorsunuz rahatlıkla. Ya eskiden yani esnaf da vicdanlıydı. Çünkü metafizik referansları vardı. Evet. Ve derdi ki yani ben evet böyle özüyle oynanmış, içine başka maddeler katılmış bir şeyden daha fazla para kazanabilirim ama bu bana bereket getirmez, bu bana helal değil derdi. Helal haram kavramları bile aslında geleneksel değerlerdir. Evet. Modern dünyada helal haram yoktur. Hatta helal ve helalin ötesinde tayyibat kavramını kullanıyor. Ay, evet, evet. Organik diyorum hocam ben ona. Yani evet, organiğin, evet, arayışındayız, evet, aslında. Organik amel. Tabii tabii tabii. Dolayısıyla o, hakikaten o yani ekinleri ve ziraati ve aslında nesli bozmadan bahseder Kur'an-ı Kerim. Ayette, evet. Tam da ora aslında. Evet. Hocam birazdan size İbn Arabi ile ilgili bir soru soracağım ama Ahmet Bey'e Ramazan'la, Ramazan'ın nasıl geldiğini, hayatımıza ne getirdiğini, bizden memnun mu, biz nasıl karşıladık onu, siz en azından sizin perspektifinizde nasıl gözüküyor bu? Eyvallah efendim. Öncelikle tabii biz her zaman Ramazan'ın gelişini güzel karşılamaya gayret ediyoruz. Ama Ramazan galiba pek de hoş gelmedi bu sene. Malumunuz Filistin'de, evet, efendim Doğu Türkistan'da, yani her zaman var da bu zulümler, bu sene ayyuka çıktı. Cenab-ı Hak'tan öncelikle Ramazan-ı Şerif'in bir uyanmaya ümmet olarak bir silkinmeye vesile olmasını ve bu kötülüklerin, zulümlerin bir an önce sona ermesine vesile olmasını temenni ediyoruz. Amin. Ramazan-ı Şerif hayatımızı düzenleyen bir antrenman gibi. Yani tabirimi mazur görün.
sanki bir spor takımının, futbol takımının sezona hazırlık için kamp yapması gibi. Kamp yapar, alıştırmalar yapar, kendini geliştirir. Ondan sonra sezona başlar. Bu işte nasıl insan olabileceğimizin, nasıl olgun insan olabileceğimizin, ibadet, hayır, hasenat, efendim, işte kibirden, riyadan sıyrılabileceğimizin ve kendimizi değil başkasını düşünebilir hale gelebileceğimizin bir antrenmanı, bir alıştırması. Bunu diğer bütün aylara yaydığımız zaman her o ay 11 ayda mübarek olmuş olacak inşallah. Eyvallah. Çok teşekkür ediyorum. Hocam, Mahmut Hocam, şimdi İbn Arabi ile ilgili çalışmalarınızı biliyoruz, zevkle de takip ediyoruz konuşmalarınızı. İbn Arabi hakikaten çok farklı, yani hiç hani düşünmediğimiz şekilde farklı bakışı da olan, bizi belki de şoke eden bir takım ifadeleri, bakış açıları da var ki büyük bir alim. Ben merkezi alim diyorum hocam, böyle bir tabirim var. Hatta karizmatik diyebiliriz. Onun tabii Anadolu'yu mayalayan bir yönü de var. Siz de onları çok vurguluyorsunuz. İşte Endülüs'ten kalkıp geliyor, Anadolu'da işte belli yerlerde kalıyor. İşte Anadolu'nun o dönemindeki büyük alimlere etkileri de var. Hatta Osmanlı'nın kurucu anlayışı da bir anlamda bu noktaya dayanıyor. Bu yeni tarihçiler de bunu itiraf ediyor. Siz de bunu söylüyorsunuz. Ben de sizden istifade ederek bunları söylüyorum. Şimdi İbn Arabi ibadetler arasında bir hiyerarşi modern tabirle koyuyor. Orucu da birinci sıraya koymuş. Biz normalde namaz diye bunu koyarız genelde ama aslında İbn Arabi'nin bu şeyini ben öğrendikten sonra oruçla ilgili biraz daha düşünmemi, tefekkürümü geliştirdim. Hakikaten önemli bir açılım bu. Çünkü oruçta Allah Resulü'nün bir hadisi var. Oruç benim içindir ve onun mükafatını ben veririm diyor. Diğer ibadetlerde bu böyle bir tanımlama görmüyoruz. Bu mudur aslında bu hiyerarşiyi koymasının sebebi, yoksa başka bir hikmeti, başka bir perspektif var mı İbn Arabi'nin bu bakışında? Önce sözünüzün başındaki çok önemli bir düşünür olmakla beraber çok farklı şeyler söylediği cümlenizi biraz açmak isterim. Anlaşılması zor tabirleri biraz modernlerin bir problemi Özcan kardeşim. Mesela Osmanlı'da bir problem değil İbn Arabi. Selçuklu'da hiç değil. Ama nedense günümüz Müslümanında İbn Arabi de problem, başka şeyler de problem. Bu ayrı bir çalışma. Ben problem olarak söylemedim yalnız da. Yok, yani çok farklı şeyler, çok farklı şeyler söylememiş. Yani normal her Müslümanın bildiği şeyleri söylemiş. Bunu İbn Kemal Paşazade de anlamış. Molla Fenari de anlamış. Davudlu Kayseri de anlamış. Hiç öyle çok normal bakmışlar yani. Anlamayıp eleştirenler de var ama o sizin tabii bakış açınız da farklı bir yere de oturuyor. Yok. Yani eleştirenler her zaman olacaktır. Peygamberimiz de eleştirenler olmuştur. Mütenebbiler bile olmuştur. Siz burada hangisine meylettiğinizi bir netleştirmeniz gerekir. Dolayısıyla cümleyi öyle bir tasfiye etmemiz lazım. Bu yaklaşım tarzı çok modern bir yaklaşım tarzı. Genellikle İbn Arabi çalışanlara çok sorulan bir şeydir bu. Oysa ki Osmanlı ve Selçuklu'nun sadece tekke mensupları değil, Osmanlı'nın nakşileri bile hepsi İbn Arabi'ye metiyeler yazmış insanlardı. Başta Murat Buhari olmak üzere. Tabii ki şeyde bir gerçek, yani kolay bir lokma da değil. Yani öyle ilkokul düzeyinde, ortaokul düzeyinde verilecek bir konu değil. Hatta tasavvuf erbabı bile İbn Arabi'nin eserlerini ancak müntehilere caiz olduğunu söylerler. Yani öyle mesela günümüzde şimdi en önüne gelen eline füsus ülkemi alıp okumaya çalışıyor. Bu da geleneğe çok uygun bir şey değildir. Yani
belirli merhalelerden sonra okunacak, hem de bir bilen eşliğinde okunacak kitaplardır İbn Arabi'nin eserleri. Hocam ben onu aslında, o çok önemli bir nokta söylediğiniz. Bugün modern zamanlarda öyle bir genelde bir şey var. Zaten dijitalleşmeyle bu iyice şeye düştü. Buhari'nin kitabı bile aslında, İmam Buhari'nin kitabı, hadis kitabı, mütehassıslara yönelik. Erbabına yönelik. Ama şimdi bakıyorum, daha ilimden nasip olmayan kişi herkes yazıyor. Aslında Kur'an-ı Kerim bile, yani insanlar okusunlar, şifa alsınlar, feyiz alsınlar tabii ki. Ancak Kur'an-ı Kerim bile erbabıyla okunur. Evet. Yani çok özür diliyorum, izleyicilerimizden de özür diliyorum. Peygamberimiz kimseye bedava Kur'an-ı Kerim dağıtmış değildir. Yani Hollandaca tercümesi, Fransızca tercümesi, İngilizce tercümesi, alın okuyun. Okuyun, benim yakamdan düşün anlamı da taşıyor aynı zamanda. Yani biz insanlara kitap dağıtıyoruz, kitap veriyoruz, kendimizi çekmek, ortadan çekiyoruz. Aslında Peygamber Efendimiz kimseye kitap hediye etmemiştir. Çünkü kendisi kitaptır. Kendisiyle kitabı özdeşleştirdiğimiz zaman o zaman yürüyen Kur'an haline geliyor. Hı. Ama modernlikte de gene öyle bir problem var. Al oku, al oku, doğru yolu bul diye bizim bazı böyle mübelli arkadaşlarımız böyle şeyler yapıyorlar. Şimdi sorunuza tekrar geri dönecek olursak, alimlerin arasında, ariflerin arasında tabii ki içtihatları farklı olanlar var. Yani her bir içtihat birbirinden kıymetlidir. Hepsi başımızın üstünde yeri var. Bir Ebu Hamid Gazali şöyle söyler, bir başka alim, bir başka arif bu şekilde söyler. Muhittin İbn Arabi de ibadetlerin felsefesini, ibadetlerin manasını, metafiziğini yaparken bazı sıralamalar yapıyor. Bu sıralamalar içerisinde sizin de buyurduğunuz gibi herkes namazı birinci sırada alırken İbnül Arabi orucu birinci sıraya alıyor. Şimdi orucu birinci sıraya alması diğerlerini küçümsemesi anlamına da gelmiyor. Böyle hani sıra numara verdiğiniz zaman 1, 2, 3, 4, 5 demek ki 5. sıradaki önemsizmiş anlamına da gelmiyor. Hayır, hepsi eşit derecede önemli. Ama illa bir sıralama yapılması gerekirse, zira şöyle bir şey vardır, belki sizler de duymuşsunuzdur. Eşitler arasında birinci diyelim. Evet, Primum Inter Pares. Sufi metinlerde menkıbe olarak geçer ama güzel bir menkıbedir. Biz zaman zaman paylaşmışızdır bu bilgiyi. Şeytan değişik imtihanlara tabi tutulur. Şeytan namaz imtihanına tabi tutulur. Namaz kıldırılır şeytana. Bir kaçacak yol bulur. Bir şey bulur. Çünkü mesela namaz kılan kişiye dışarıdan baktığınız zaman o hareketleri de ifa ediyorsa, kıyam, rükû, sücud yapıyorsa, bir müftü efendi dışarıdan baktığı zaman o kişiye bu kişi namaz kılıyor der, demek zorundadır. Namaz kılmıyor diyemezsiniz, o adam namaz kılıyor. Ama bilemezsiniz içinde ne yapıyor, ne ediyor. Dolayısıyla namazda dahi bir kaçma yolu bulmak mümkün. Zekatta işte ondan hesap yaparsınız, bundan hesap yaparsınız. Oradan çıkar, buradan çıkar, oradan topla, buradan kaldır. Bir şekilde zekatını da daha az vermek üzere şeytan bazı, hani şeytani zeka diye bir tabir var ya, bu kaçacak yol bulabilir. Haç için de hakeza, işte daha bana farz olmadı, şöyleydi, böyleydi diye. Fakat şeytana oruç tutturuluyor. Şeytan sonunda pes ediyor, ben bittim diyor, tamam diyor, teslim oluyor. Açlık. Açlık. Çünkü açlıkta sizin kaçabileceğiniz bir yer yok. Yani riya yapamıyorsunuz, gösteriş yapamıyorsunuz. Açlık birebir bedeni bir ibadet. Mesela namazda da, diğerlerinde de, hepsinde bir takım münafıkça hareketler, mürayice hareketler yapabilmenizin kapıları var. Ama açlıkta yapamazsınız. Orucu bozmanız gerekir en fazla. Ondan dolayı sizin az evvel okuduğunuz hadis-i şerifte de, hadisi kutsi'de de olduğu gibi Cenab-ı Allah oruç benim içindir, bana aittir, onun ecrini ben vereceğim diyor. İbn Arabi bunu izah ederken diyor ki Allah'ın, İbn Arabi kozmolojisinde her şey Allah'ın isimleriyle irtibatlıdır. Bir kere varlık dediğimiz şeyde Allah'ın isimlerinin haricinde bir şey yoktur.
Her şey onun isimlerinin terkibinden, kompozisyonundan meydana gelir. Bunların arasında 3 gram, 5 gram farklılıkları olabilir ama tamamen sistem, fizik dilinde atomlar adıyla anılıyorsa, bunun ilahiyat dilinde, irfan dilinde Allah'ın isimlerinden meydana geliyor. Ve bu isimlerin birbirleriyle evlilikleri söz konusu, onlardan çocukların doğması söz konusu ve evreni bu kaplıyor tamamen. Şimdi bunların, bu isimlerin içerisinde Allah-u Teala'nın bir Es-Samet diye bir ismi var. Samet ismi Allah'ın yeganeliğini, tekliğini ve dışarıdan hiçbir şey almamasını, yani buna müstani, belki müstani oluşu, kaim bizatihi deniliyor eski tabirle, biliyorsunuz. Yani varlıkta her şey var olabilmek için dışarıdan bir şeyin yardımına ihtiyaç duyar. Ligayrihidir. Tek bir varlık vardır ki var olabilmesi için bir başkasına ihtiyaç olmayan varlık. O da vacibül vücut olarak bildiğimiz Cenab-ı Hak, Hak Teala. İşte Hak Teala su içerek, yemek yiyerek, dışarıdan bir gıda alarak hayatiyetini, kayyumiyetini sürdürüyor değil. Tamamen kendi başına, zatıyla var olan varlık. İşte Samet isminin bir mazharı olarak saim, yani oruç tutan kişi de bir bakıma Hak Teala'nın bu ismini giyinmiş oluyor İbnül Arabi'ye göre. Diyor ki o saim olan kişi bir anlık imsak ediyor. Yemeden, içmeden, cinsi münasebetten kendisini tutuyor ve varlığını sürdürebilmesi için Allah'ın havasından, nefesten başka su, gıda içeri almıyor. Böylece tek başına var olmaya çalışıyor. Bu yönüyle de Hak Teala'ya benzemeye çalışıyor. Buna müteellihun denir eski tabirle. Yani insanın yeryüzündeki zaten bütün uğraşısı geldiği kaynak olan Hak Teala'ya benzemeye çalışmak ve onun gibi olmaya çalışmaktır. İnsan aslını arıyor, aslı da ilahidir. Eyvallah, sağ olun hocam. Tabii İbn Arabi hakikaten yani ben tabii uzmanı olan sizin gibi hocalarımızın yanında bunları, bizim bir hocamız vardı İbn Arabi'nin şatahatları vardı derdi. O hep kulağımdadır. Tabii o fıkıhçı bir hocaydı. Onların bakış açısından baktığınızda veya zahiri ilimler perspektifinden bakıldığında farklı şeyler görülebiliyor. Ama dediğiniz gibi o kendi döneminin ve daha sonraki Osmanlı ulemasının ve en azından bu ilimlere vukufiyeti olan, azıcık behresi olan insanların bakışı farklı olacak. Yani Molla Fenari fakih değil miydi? Fakihti ama oraya açılan penceresi var demek. Yani evet. İşte modern zamanlarda. Fıkıhçı var yani. Yani evet, evet. Modern zamanlarda bir problem var. Hocam ben fıkıh kelimesini 3 defa daralmaya uğradığını düşünüyorum. Aslında fıkıh, Ebu Hanife'nin Fıkhül Ekber şeyinde olduğu gibi veya daha önceki kullanımlarında fıkıh, bir bildiğimiz bugünkü fıkıh değil. Bugünkü ceza hukuku zaten. İslam hukuku diye 3 defa kırılmaya, bugün daralmaya İslam uğradı. İslam hukuku diye bize okutulan şey ceza hukukudur. Aynen, o da ceza hukukuna daraldı. Evet, fıkıh yani. O bildiğimiz anlamda ahlakı, metafiziği, o alanlar hepsini içeren bir kavram aslında. Evet, bakıldığında. Yuvaffiku fiddin. Evet, evet. Bunu bütün fıkıhçı hocaların odasına girdiğiniz zaman levha olarak bunu yazdırırlar. Oysa ki dinde derinleşmek anlamına gelir. Allah sizde bir hayırı murad ederse sizi hukukçu kılar diye tercüme yanlış bir tercümedir. Allah size dinde hayırı murad ediyorsa derin anlayış sahibi kılar. Ben de tam o manada aslında söylüyorum. O yüzden mesela hocam usulü fıkıh ilmini de daraltıldı. Bence usulü fıkıh nasları anlama usulü diye anlamamız lazım şeyde. Evet. Onun altında belki usulü fıkıh dediğimiz fıkıh usulü gelebilir. Hadis usulü gelebilir. Doğru. O üst kategoride usulü dinin altında usulü fıkıh perspektifi gelmesi lazım. Bizim usul şeyimizde biraz, ilk düğmede biraz şeylikler var. Tabii çok doğru. Zaten yani bu demiş olduğunuz tahavvülat, dönüşümler birçok kavramı etkiledi. Yani, akıl kavramını etkiledi. Hikmet var. Hikmet kavramını etkiledi. Ondan dolayı modern zamanlardaki ilahiyatçıların İslam dini yorumlarında çok ciddi problem var. Evet. Kimisi bilerek veya bilmeyerek modernizmde
Yani otantik, sahih bir din yorumu geleneksel kavram şeması veya ilimler hiyerarşisi alt üst olduğu için yani her önüne gelen bir şey söylüyor. Yani Kur'an-ı Kerim'de, Kur'an-ı Kerim üzerine yapılan yorumlarda bir kere kutsal kitap ne demek? Musaf ne demek? Kur'an ne demek? Furkan ne demek? Ümmül kitap ne demek? Levh-i Mahfuz ne demek? Yani kitabın katmanları ne demek? O meratip meselesini size ayrıca bir sormak istiyorum. Buyurun. Ama hocamıza müsaade ederseniz hocam biraz bu ne ile ilgili bir soru sormak istiyorum. Tabii yine Mevlana ile bağlantılı. Bildiğimiz şimdi, yerden olursa. Dinle neyden duy neler söyler sana sızlanır hep ayrılıklardan yana. Yani yanlış söyledim siz düzeltin. Bişnevez inney çun hikayet mi kunet ez cüdayi ha hikayet mi kunet. Maşallah. Ne diyor Mevlana hocam? Neyle hocamın yanında bunu bana sormanız biraz... hocam da katkı yapar inşallah yani. Etmekle beraber efendim neyle uğraştığımız için biraz tabii baktık ne diyor. Şimdi dinle diye başlıyor Mesnevisine biliyorsunuz Hazreti Mevlana. Bir şey söylemek için dinlemek lazım. Dinleyip öğrenmeliyiz. Ondan sonra biz bir şeyler artık söyleyebilir hale gelmeliyiz. Cenab-ı Hak Hazreti Musa'ya da istemi' limâ yuhâ buyuruyor. Yani sana vahyedilen şeyleri dinle. Ki ondan sonra ümmetine tebliğ edesin. Onun için Hazreti Mevlana başta Hazreti Kur'an, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ve onun yolundan gelen onun varisleri işte kendisi gibi Hazreti Mevlana'nın böyle büyük zatlardan dinlememizi tavsiye ederek başlıyor aslında. Ne? Çünkü insanı kamil demek yani edebiyatta çok kullanılan bir şey. Kemale ermiş, olgunluğa ermiş insan. Kamışlıktan koparılalı beri feryadını dinle. Bundan erkek kadın herkes ağlıyor diyor. Yani bildiğiniz gibi bir kamış. Kamış tarlasından neistan denilen. Oradan koparılıyor. Ama boğum araları dolu. Ve eğri. Önce bir işlemden geçiriyor. Yani tasavvuftaki çile gibi. Isıya maruz bırakılıyor. İçi boşaltılıyor kızgın demirlerle veya törpülerle. Budakları düzleniyor. Ondan sonra buralara kelepçe diye tabir edebiliriz. Parazvane dediğimiz halkalar geçiriliyor. Teller sarılıyor. Bunlar hep işlem sonucu. Epey bir çileden geçiyor. İçi de temizlendi ya artık... Başpare dediğimiz parçayı da daha iyi ses versin diye. Onu da taktıktan sonra güzel nameler söylemeye hazır hale geliyor. İşte insan da insanı kamil güzel şeyler anlatabilmesi için Hazreti Mevlana gibi, Aziz Muhammed Hüdayi Hazretleri gibi bunların bir seyri sülüktan, bir işlemden geçen bir ömürleri var. Ondan sonra hep Cenab-ı Hak ne dediyse ondan aldıkları buyrukları insanlara iyi insan, olgun insan olabilmeleri için söylemeye başlıyorlar. Yani içi boş olan neyin, neyzenin nefesine bırakıldığı gibi insanı kamilin nefesi de Cenab-ı Hak biliyorsunuz. Ona ruhumdan üfledim buyuruyor. İnsan içini nasıl temizler? İşte bunun içindeki engeller, pislikler, efendim çapaklar ne varsa insanda da kibir var, hata var, riya var. Bunlardan temizleniyor. Artık Cenab-ı Hakk'a ait olduğunu idrak etmeye başlıyor. Onun için de insan da güzel sesler, şeyler söylemeye başlıyor. Ney gibi. Onun için neyin sesinin güzelliğinden hareketle neyi örnek vermiş?
Tabii Alvarlı Efe Hazretleri de Hazer kıl, kırma kalbin kimsenin cananı incitme. Esiri, gurbeti, nalan olan insanı incitme buyuruyor. Yani insan aslında bu dünyada gurbette ve esirdir. O esaretinden kurtulmak için nereye ait olduğunu idrak etmek zorunda. O zaman insanı kamil oluyor işte. Eyvallah. Ahmet Hocam, şimdi şey var. Sizin az önce söylediğiniz o neyin içerisinin boşaltılması meselesi. Mahmut Hocam da belki katkı yapabilir ama. Tahliye, tehliye ve tecliye diye üçlü bir şey var. Evet. Yani insanın aslında o insanı kamil olma yolundaki şeyde. Tezkiye belki. Tahliye içindeki şeyleri boşaltacak önce. Evet. İşte o neyse nefsin ona verdiği şeyler olabilir. O sonra onun yerine güzellikleri koyacak, süsleyecek. Sonra da tecelliyat evet. gelecek. 3T diyorum ben buna ama sizden bir ney dinletisi alalım bunun üzerine derim Eyvallah. Ben. Öncelikle şu ilahi sanatçısı ifadesini düzeltelim. Ne yapalım? Tasdik demeyelim de. Şimdi şeyi manayı deminki hadise daraltmış olmayalım. Evet. İlahi sanatçısı yani sonradan çıkmış bir ifade. İlahi okuyanlar çoğaldığı için tabii musikimizde hangi formlar varsa onların hepsiyle biz uğraşmaya gayret ediyoruz. Siz mesela onu düzeltmek için söylüyorum. Ne bir tanımlama yapacaksak ne diyelim? Yani neyzen diyebilirsiniz. Neyzen dedik zaten. Neyzen var. Sanatkar diyebilirsiniz. Evet. Türk musikisi evet. sanatkarı diyebilirsiniz. Yani neyi becerebiliyorsak onu yapmaya gayret ediyoruz. Eyvallah. Şöminedeki o ateşi. Ateşi közlenmesini yani sönmemesine gayret ediyoruz. Yani Eyvallah. Vazifemiz bu olmalı. Yoksa işte şunu yapalım, bunu yapalım. Şan, şöhret bunlar bize çok uzak olan olması gereken şeyler. Yeri gelmişken özür dileyerek hocam. Hocam Niyazi Sayın'ın bize her derste tekrar ettiği sözü de söyleyeyim. Sanattan para kazanılmaz. Bu gayeyle yapılırsa o sanat olmaz, meta olur. Her derste söylerdi. Allah şifalar versin. Böyle bakmak lazım sanat meselesine. Hayatta değil mi? Evet. Hayatta. Ağır hasta. Yani neşesi falan da yerinde. Maşallah. Duaya. Buradan selam gönderelim. Hem de şifa dualarımızı edelim. Gönderiyoruz. Hürmetlerimizi. Şimdi bir taksim yapayım. Buyur. Arzu edersiniz. Besteniger makamında. Oh,
Eyvallah. Eyvallah. Çok teşekkür ediyoruz. Efendim, Taksim'in sonuna Numan Ağa'nın Bestenigâr Peşrevi'nden bir bölüm Eyvallah. Takdim etmeye gayret ettim. Çok teşekkür ediyoruz. Nefesinize, Eyvallah. Ağzınıza sağlık. Değerli iftar vakti programı izleyicileri, şimdi kısa bir ara veriyoruz ama arada Ahmet Hakkı Türavi'den ilahi dinletisi var. Bunu dinliyoruz. Sonra sohbetimize kaldığımız yerden değerli konuklarımıza devam edeceğiz inşallah. Kısa bir aradan sonra tekrar birlikteyiz. Güzel, önemli bir konuyu konuşuyoruz. Tabii Ramazan'dayız, Ramazan iklimindeyiz. Ramazan'da güzellikler hakim olsun istiyoruz. Sahnelerimize huzur gelsin, sükunet gelsin, sekinet gelsin istiyoruz. Bu arada tabii iftar eden bölgeler vardır. Onların iftarlarını, oruçlarının Allah kabul etmesini diliyoruz. Tabii telaş var, tatlı bir telaş var. Hanelerimizde, mutfaklarımızda, sofralarımız kuruluyor yavaş yavaş. Birazdan iftarımızı da yapacağız. Yavaş yavaş yapıyor bazı bölgelerde. Onların da hanelerine huzur gelsin diyoruz inşallah. Mahmut Erol Kılıç hocamız tabii bu akşam konuğumuz. Ona bulmuşken tabii benim bence yani önemli olduğunu düşündüğüm sorular sormak istiyorum hocam. Buyurun, dükkan sizin. Hocam, ibadetlerde bu araçlar ve amaçlar var. Bunlar birbirine de karıştırılıyor. Bazen araçlar amaçlar haline gelebiliyor. Ama aslında bu bütün İslami ilimler dediğimiz veya ilimler hiyerarşisinde var bu. Burumda da bazen kaotik bir durum da çıkıyor. Anlaşılmıyor neyin ne olduğu. Bu bir yönüyle de ibadetlerin profanlaştırılmasına, sekülerleşmesine, adetleşmesine ve veya rasyonelleşmesine götürüyor. Faydacılık da burada devreye girebiliyor. Halbuki biz biliyoruz, inne salati ve nusuki ve mehyaye ve memati lillahi rabbil alemin diye bir ayet-i kerime var. Önemli bir ayet. Orada her şeyimizin Allah'a ait olduğunu, Allah için yaptığımızı biz söylüyoruz. Bu nedir? Nasıl bakılıyor bu sizin pencerenizden bu işe? Bu biraz Ramazan'la da alakası şöyle kuralım. Yani işte diyelim oruç tuttuğunuzda biraz sıhhat de bulsun diye veya işte açlık terapisi de yapılıyor. Bazı faydacı gayeler de buraya devreye girebiliyor. Oruç tut, sıhhat bul falan diye hatta şeyler de asıyoruz. Bu modern dünyada biraz da böyle hani faydacılığı da getiriyor karşımıza. Ve gaye de burada buharlaşmış oluyor aslında. Evet. Aslında başından beri söylemeye çalıştığımız gibi yine modernliğin anlam kayması dediğimiz bir olayla karşı karşıyayız. Yani bu modernliğin anlam kayması aslında son 100 yıldır Müslüman dünyasında da çok hakim bir karakter haline geldi. Bir kere Müslümanın ontolojisi, Müslümanın varlık anlayışı bu kadim bilgelerin anlayışından uzaklaşılınca nevzuhur bazı anlayışlar çıktı ortaya. O kadim bilgeler eğer izlenmiş olsaydı bir Hazreti Mevlana, bir Muhyiddin İbn Arabi, bir Yunus Emre'lerin kurgulamış olduğu ontolojide ise ilahi ente maksudi, sensin benim gayem, hedefim sensin ve senin rızandır benim matlubum, talep ettiğim şey denilmekteydi. Burada hedef net bir şekilde ortaya konuluyor. Zaten varlıkta yegane varlık, vahdet-i vücut anlayışında var olan yegane varlık, tek bir varlık var, o da Hak Teala. Hak Teala var olunca geriye kalanların hepsinin bütün varoluşta bulunan mevcudatın hepsinin hedefi ona doğru olmak zorunda. Zira onun kademe kademe açılımından ibaret. Yani bir durgun suya, göle taş attığınız zaman nasıl halka halka yayılırsa, aynı onun gibi aslında hedefiniz o noktadır. Yani gaye o noktadır. Hepimiz ondan neşet ettik. Ondan, zattan neşet eden her şey ikincil, üçüncül, dördüncül, beşincil mertebelerde yer almaktadır. Ve bunların hepsi vesiledir ve hepsi araçtır. İnsan hayatı araçtır, vesiledir. Bir imtihan dünyasıdır. Dünya hayatı bir vesiledir. Bu manada yeryüzünde zuhur eden,
imkan alemi denilen bu mümkünler alemine zuhur eden her şey aslında bir şeye işaret etmek içindir. Kendine işaret etmek için değildir. Buna kutsal kitaplarda dahil, eğer o kutsal kitap mushaf halinde yazılmış, kağıtlanmış, varaklanmış, yazılmış bir hale gelmişse eğer, o gelmiş hali mümkün mertebede olmaktadır, imkan mertebesinde olmaktadır. Aslında Kur'an-ı Kerim'de geçen her bir cümleye ayet diyoruz ya, ayetin etimolojisinde, manasında işaret etme özelliği var. Evet. Her şey aslında Hakk'a işaret etmekte. Yani tedullu, hepsi ona işaret etmekte, delalet etmekte. Burada müşarun ileyhi unuttuğunuz zaman, işaret edileni unuttuğunuz zaman veya ihmal ettiğiniz zaman bu sefer müşarun ileyh oku işareti geriye doğru size dönmeye başlar veya çıktığı yere dönmeye başlar. Bunu biz zaman zaman şu misalle anlatıyoruz. Bir hastaneye girdiğiniz zaman, daha çok hastanelerde vardır, şöyle bir el işareti görürsünüz. Bunun devamında da çıkış, Batı dünyasında da işte exit diye bir çıkış gösterilir. Siz şimdi eğer o mekandan çıkmak istiyorsanız, o el işaretini gördüğünüz zaman onu izlemeniz gerekir, değil mi? Ve doğal olarak da o kapıdan çıkmanız gerekir. O zaman bu işaret edilen, yani ayet, vazifesini yapmış oluyor. Ben seni yönlendirdim diyor. Fakat modern insanın yaptığı şey ise gidiyor, o işaretin etrafında işarete bakıyor, işarete hayran oluyor. Bunu 30 yıl evvel tercüme ettiğim Nakib el-Attas'ın bir kitabında kendisi çok güzel izah etmişti. Müsaadenizle o örneği bir kere daha paylaşalım. Kitabı da, ismini de söyleyelim hocam kitabın. Seyyid Nakib el-Attas'ın İslam, Sekülerizm ve Geleceğin Felsefesi adıyla. En önemli, evet, çok düşünürlerimizden. Çok önemli bir yazar. Allah ona da sıhhat afiyet versin. 93 yaşında şu an. Malezyalı bir düşünür. O zat diyor ki, mesela şöyle bir örnek verelim diyor. Geçmiş zamanlardan örnek verelim. Otobanın olmadığı, elektriklerin olmadığı bir zamanda. Ben onu tabii Türkiye'lileştiriyorum. Türkiye coğrafyasına uygun bir hale getiriyorum örneği. Farz-ı misal, siz İstanbul'dan Kastamonu'ya hareket etmek niyetiyle yola çıktınız. Önce size bir araç lazım, değil mi? Yani ya bir binek olacak bu, bir at olacak, merkep olacak veya araba olacak diyelim. Arabayı tercih ettiniz ve o zamanlar otoban yok, kum yoldan, toprak yoldan gideceksiniz. Bindiğiniz zaman o araca, yola çıkıyorsunuz gece vaktinde. Bir müddet sonra aracınızın farları bir levhaya takılıyor. O levha Kastamonu diye bir yönü işaret ediyor. Doğal olarak sizin gayeniz diyor, Kastamonu'ya gitmekse, o ok işaretinin işaret ettiği yere doğru direksiyonu kırıp yola devam etmeniz gerekirken, o levha ama diyor, muhteşem bir levha, som altından yapılmış, üzerinde Kastamonu harfleri, K'si, A'sı, hepsi pırlanta taşlardan düzülmüş. Gidebilmek heyhat diyor, mümkün mü diyor. Arabadan iniyorsunuz, levhaya gidiyorsunuz, levhanın etrafında dönüyorsunuz, levhaya sarılıyorsunuz ve hedefinizi unutuyorsunuz. Evet. Şimdi modern dünya, bu hayatın kendisi oyuncaklardan meydana geliyor ve bir ayette de olduğu gibi oyundan ibaret hale geliyor. Bu oyun haline geldiği zaman kendisine çekiyor sizi ve bırakmıyor ötelere sizin gitmenizi. Metafizik yapmanıza izin vermiyor. Gayelerinizi unutturuyor. Gayelerinizi unutturuyor. Bacaklarınızdan, paçalarınızdan tutup sizi aşağı doğru çekiyor. Siz ruhani bir varlık olarak ruhun aslıyla eklemlenmek istiyorsunuz. Bütünleşmek istiyorsunuz. Çünkü siz onun ruhunu taşıyorsunuz. Yani ayet-i kerimede ben size kendi ruhumdan üfledim diyor mu? Diyor. Yani ben sizi yarattım, oradan bir parça buldum, size yapıştırdım. Ben nefaktu fihi ruhi. Piyasaya sürdüm demiyor. وَنَفَقْتُ ف۪يهِ مِنْ رُوْهِ ayetinde de olduğu gibi ben size kendi ruhumu üfledim diyorsa eğer, o zaman sizdeki o parça aslına ait parçayla kavuşmak ister. Yani cüz bütünleşmek ister.
Sizde kalan cüz bir parça çünkü. Parça bütüne aittir. Bütünleşmek ister. O zaman hedefiniz net bir şekilde ortaya çıkıyor. Siz aslında bu yeryüzünde ne aradığınızı bilmiyorsunuz. Sizin aradığınız şey aslınız. Sufiler hubbul vatan minel imanı, vatan sevgisi imandandır bu şekilde yorumlarlar. Sizin ana vatanınız, geldiğiniz o zat, o mekan, o yer, o la taayyün, yani tarif edilemeyecek olan o varlık, hüve, o. Siz ondan geldiğiniz için o vatanı, ana vatanı özlüyorsunuz. Az evvel üstadımın izah etmiş olduğu ney örneğinde de, misalinde de olduğu gibi, ney Sazistan'dan, kamışlıktan koparılmış gelmiş ve ağlıyor. Feryadı figan ediyor, vatanını özlüyor. Her kamış ötmüyor, feryat etmiyor. Neden? İçi dolu çünkü. Hı. Yani içi cürufla dolu olan, önce içinin bir tahliye teskiye ve lazım, teskiyeden geçmesi lazım ki o ötebilir bir hale, yani feryat edebilir bir hale gelsin. Onun için insanı kamil kaynağını biliyor, bildiği için, gördüğü için feryat ediyor. Ama diğer insanlar ot misali, yaşadıklarını, ne yaptıklarını farkında değil. Hele hele modern hayat bizi o kadar fazla kendisiyle meşgul ediyor ki, yani filmleriyle, dizileriyle... Çeldiriciler var işte. Evet, yani ayaklarımızı çelmek suretiyle sürekli kendisiyle meşgul eder hale geldiği zaman modern insanın kendisiyle baş başa kalma imkanı kalmıyor. Halvet unutuldu. Şimdi Ramazan ayındayız. Ramazan'ı konuşuyoruz. Mesela Ramazan'ın çok önemli rükünlerinden bir tanesi diyeyim. Hep orucu konuşuyoruz. Tabii ki oruç çok önemli ama mesela oruca eşlik eden başka ibadetlerle bir paket programdır aslında. Elbette onlardan bir pakettir. Bir itikaf denen bir süreç vardır. Peygamber Efendimiz'in özellikle Ramazan'ın son 10 gününde yaptığı ama hayatının son 3 yılında son 20 günü. Son 20 günü adeta Ramazan'ın 3'te ikisini itikafta geçirdiği bir dönem. Yani Ramazan ayı bir bakıma halvet ayı diyebiliriz. Halvete çekilme ayı. Ama biz onun o manasından çıkardığımız zaman daha sosyolojik bir hale getirdik ve şenlik ayı haline getirdik. Bu da kötü bir şey değil. Yani insanoğlu... Kültürü, mitolojisi de olacak yani aslında. Yani evet, insanoğlu bir şeyi şenlik hale getirdiği zaman mutlu oluyor. Ama manasını kaybetmemek üzere tabii ki. Ama işte o kültür, o şey, o şenlik manasını kaybettirici bir işlev de görüyor. Eğer manayı kaybetmezseniz, mana, anlam sizde kaldığı sürece, o zaman eğlencesi tevhid olur aşıkların. Yani bizde eğlence haram değil. Ama eğlence mana ile beraber olduğunda tevhid olur aşıklar için. Ama sen manayı bitirirsen, manayı kaybedersen, anlamı kaybedersen, o zaman değil eğlence, senin ibadetlerin bile problem haline gelir. Yani Hazreti Mevlana Divan-ı Kebir'de bir şiirinde diyor ki, oruç can gözünün, yani firaset diyelim, basiret diyelim, can gözünün açılması için bedendeki gözün adeta körleştirilmesi demektir diyor. Körleştirmesini sağlar diyor. Senin gönül gözün körse, senin diyor eğer gönül gözün körse, kör olduğu için kıldığın namaz, yaptığın ibadetler, tuttuğun oruçlar da sana o aydınlığı, o hakikatini vermiyor diyor. Eğer gönül gözün körse, yaptığın ibadetler de şekilden ibaret hale, oruç da açlıktan ibaret hale geliyor. Bu manada gönül gözünü açmak, manayı getirmektir. Çünkü el mana huvallah. Yani mana bizatihi Hak Teala'dır. Modern hayatta manasızlık, anlamsızlık, bugün psikiyatri kanallarının, psikiyatri ilim dalının, psikoloji ilim dalının en fazla üzerinde durduğu modern insanın anlam arayışı. Modern insanın anlam arayışı üzerinde yüzlerce kitap, yüzlerce çalışma. O da nihilist, hedonist bir anlayışı getiriyor aslında değil mi? Beraberinde bir takım sapmalar getiriyor. Evet. Bilinemezciliği getiriyor. Çünkü bilmiyor. Nereye gittiğini bilmiyor. Ne yapmak istediğini bilmiyor. Hayatının anlamı yok. Evet. Ama geliyorsun bir sufiye, Mevlana gibi, adam neşe içerisinde.
bir hüzün var. Mesela İbn Arabi'de de baktığın zaman bir hüzün görüyorsunuz. Ama o hüzünün arkasında bir tebessüm de görüyorsunuz. Yani aşırı bir karamsarlık değil. Karamsarlık şeytandandır. Ümit var. Neden ümit var? Çünkü kaynağını görüyor, biliyor. Ondan gelmiş ve ona göre gidiyor. Aynen. Ondan dolayı biliyorsunuz Şebi Aruz denilen düğün, yani ölüm anını, ölüm gecesini düğün gecesi olarak telakki etme anlayışı bu. Aynen. Hiçbir anlayışta yok. O açıdan araçlar ve amaçları iyi belirlenmesi lazım. Ayak, baş, baş, ayak olacak diyor Hazreti Peygamber Efendimiz kıyamet alametlerinden. Aynen. Modern zamanlarda bu tepetaklak oluş. Aynen. Araçları amaçlaştırdı, amaçları araçlaştırdı. Eyvallah. Hocam aslında değindiniz. Bununla bağlantılı bir soru sormak istiyorum. Biraz değindiniz. O konu çok işlenmiyor hakikaten. O halvet meselesi. Evet. Ve uzlet meselesi. Evet. Ramazan'ın mesela o yönü. Bize evet. Şimdi bugün modern psikolojiyi, psikologlar, ben de bakıyorum genelde. Hep bir şeyden bahsediyorlar. Yalnızlığın depresyona yol açtığını söylüyorlar. Tabii manevi eğitimde ise yalnızlıktan peygamberlik ve evliya neşesi olduğu söyleniyor genelde. Hira süreci var Efendimizin. Peygamberlikten önceki 6 aylık bir Hira sürecinden bahsediyoruz. Ben o süreci biraz salih kavramıyla da açıklıyorum. Yani salih, muslih diye iki kavram üzerinden. Bütün peygamberler muslih toplumu içerisine tebliğini açıkça ilan ediyor. Ama ondan önce de mutlaka bir şey dönemleri oluyor. Yalnızlık dönemleri var. Hatta yalnızlık ona sevdirildi diyor hadis-i şerifte orada. O Hira sürecinden bahsederken Buhari'deki hadiste. Aslında modern psikoloji yalnızlığı depresyon olarak tanımlarken manevi eğitim başka bir şey söylüyor. Burada bir çatışma da aslında gözüküyor. Evet. Kafa karışıklığına yol açıyor. Ne dersin? Çünkü halvet yalnızlık demek değil ki. Gerçekten yalnızlık iyi bir şey değil. Ha. Ama halvet veya itikaf yalnızlık değil. Yalnızlık Allah'a. Ama modern psikoloji gözünde biraz öyle gözüküyor hiç olabilir. Hiç alakası yok. Siz halvete girdiğiniz zaman halvet biliyorsunuz birisiyle baş başa olmak evet. demek. Yani mahreminizle baş başa evet, olmaya o halvete çekilmek denir. Hı-hı. Eğer sizin bir mahreminiz yoksa o zaman problemdir gerçekten. Ama halvet o manada gerçekten şeydir. Yani birisiylesiniz siz orada. O da sizle, siz de onunla berabersiniz. Yalnızlıkta ise tehlike var. Yalnızlık Allah'a mahsustur. Hatta hocam bugün Batı toplumlarında yalnız bireyselleşme, mesela Hollanda'da hocam 16 milyon, 3-4 milyon civarında yalnız insan olduğu söyleniyor. Yani yalnız yaşıyor bu insanlar biraz. Biraz o farklı bir şey ama. Özcan hocam, 20 yıl kadar evveldi bir konferans için Avustralya'nın Sydney'ine davetliydim. Konferans çıkışında bizim Sidney'de bir Gelibolu Camisi var. Türklerin yaptığı çok güzel bir cami. Cami çıkışında da cemaatin oturduğu böyle bir çay bahçesi gibi bir yer var. Orada cemaatle sohbet ederken Trabzonlu bir amca bana enteresan bir şey anlatmıştı ve unutamadım hala onu. Dedi ki ben yaklaşık buraya ilk gelenlerdenim. Yani 30-40 yıldır çalıştım, emekli oldum ve zaman zaman Türkiye'ye gidiyorum ama Çoluk çocuk, torunlar da burada olduğu için eskisi gibi çok sık gidemiyorum. Artık tabii şu an Türk Hava Yolları da sefer başlattığı için zannediyorum. Ama yine de gelmek gitmek zor oraya. Daha fazla gidip gelebilir ama uzak bir diyar tabii ki. Neyse söylediği şey çok enteresan. Bir beyaz eşya fabrikasında çalışıyordum. Zannediyorum çamaşır makineleri imal eden bir fabrikadan emekli oldum dedi. Ama ben çalışmayı severim. Hala dedi bir takım çantam var. Kart vizit dağıttım bir yerlere de yapıştırdım. Evinizde tamir edilecek bir şeyler varsa diye eve çağrılanlara gidiyorum dedi. Hiç o tarafa yolunuz düştü bilmiyorum. Avustralya'nın Sydney'inde bir merkez vardır. O merkezin dışındaki evler tamamen gerçekten ev böyle bahçeli evler ama sokakta insan göremezsiniz. Yani 10 kilometre yol gidin, insan göremezsiniz. Ev var ama insan yok. Hatta hayvan da göremezsiniz. Yani böyle ruhsuz bir yapı. Hocam bu Avrupa'daki bazı ülkelerde, mesela biz Hollanda'da yaşadık.
6'dan sonra hayat duruyor. Sokakta çok evet, insan gözükmüyor evet. zaten. Burada yani. 6'dan evvel de bazı bölgelerde 6'dan sonra burada hani bir bakkal, hayat. Bir kahve, bir cami, cami cemaati dışarıda oturmuş sohbet ediyor amcalar falan. Yok öyle şeyler. Hocam hatta çok ilginç. Akşam bakkalı diye bir şeyi, akşam marketi diye bir şeyi ben orada tanıdım. 6'da 7'de marketler kapanıyor normal. Akşam marketleri açılıyor artık. O gece evet, çalışıyor. Evet. Neyse bir yerden telefon aldım. Bir yaşlı bir hanımefendi telefondaydı. Evimdeki çamaşır makinesi bozuldu. Gelir misiniz dedi. Günleştik, saatleştik. O gün gittim. Bahçeli bir evdi. Kapısını çaldım. Yaşlı bir hanımefendi bastonuyla açtı. Ve içeri girdim. Baktım diyor içeride yalnız. Yani kimse yok. Ve nedir problem? İşte şu çamaşır makinesinde arıza var deyince ben hemen makinenin başına geçtim ve alet edevatı çıkardım. Başladım çalışmaya diyor. Çalışırken de kapından diyor beni izliyor diyor. Biraz daha ilerleyince dedi ki diyor yaşlı teyze, eğer yanlış anlamazsanız sırtınıza dokunabilir miyim? Hay hay ya buyurun dedim diyor. Elimi diyor elini sırtıma koydu. Bir dakika sonra falan ağladığını hissettim diyor. Oo. Ağlıyor diyor. Sonra döndüm. İnsana dokunmamış. Hayrola. Dedi ki diyor tam 5 yıl oldu. Bu kapıdan içeri benden başka giren ilk kişisiniz. 5 yıldan beri. Allah. Kızım Londra'da, oğlum Amerika'da, şu torunum şurada, bu burada. Arada bir telefonlaşıyoruz ama yüz yüze görüştüğüm kimse yok. İlk defa bir insan görüyorum adeta. İşte bu yalnızlık. Evet. Bu yalnızlık. Bizim İslam toplumlarında yaşlılar böyle bir hayat yaşamadılar. Bizde yaşlılara her zaman hürmet edildi ve bir zincir sağlandı. Yani yaşlı mesela dede veya anneanne, onun oğlu veya kızı, onun torunu, torundan tekrar bunu böyle özellikle Orta Asya toplumlarında 7 kuşak denir. 7 kuşağa kadar inenler var. Şimdi bu bir geleneği beraberinde getiriyor. O manada halvet yalnızlık demek değil. Çünkü halvetin bir felsefesi var. Buna belki şöyle bir benzetme yapabiliriz. Yalnızlık örneği buna çok uygun düşmüyor ama mesela spor müsabakalarında şampiyonluk için bir ringe çıkacak, sahaya çıkacak olan sporculara antrenörü der ki seni kampa alacağız. Bir hafta 10 gün boyunca yemene içmene dikkat edeceksin, her şeyi yemeyeceksin. Cep telefonunu odadan dışarı 10 gün boyunca konuşmak yok. Peki nedir bu hedeflenen? Zihnini, kalbini tamamen o maça konsantre edilmesini sağlamak ve 10 günlük o kamptan sonra, itikaftan sonra o kişiyi ringe çıkardığınız zaman 10 gün boyunca sırf o maçı, maça odaklandığından dolayı performansı, spor performansı çok daha yüksek olacaktır. Bunu mental, zihni süreçler içinde yapanlar var. Yani diyelim ki çok önemli bir sınava, imtihana girecek bir öğrenci, üniversite imtihanına girecek. 3 gün öncesinden mesela kampa çekilmesi tavsiye ediliyor. Televizyon seyretme, efendim müzik dinleme, telefonlarını kapat. 3 gün boyunca zihnin toparlansın, o güçle sınava gir diye tavsiyeler var. İşte bu biraz halvet bununla ilgili bir şey. Yalnızlık demek değil. Ve aynı zamanda tabii ki halvetin... Ama uzlet biraz farklı. Yani... Uzlet de öyle. Hayır. Yani uzlet de yar ile baş başa kalmak demek. Evet. Yalnız şunu da unutmayalım. Evet. Bu daimi değildir. Evet. Bizim geleneğimizde halvetin ardından bir celvet gelir. Yani halvetten sonra bir celvet muhakkak gelir. Peygamber Efendimiz de Hira'dan çıkmamazlık etmedi biliyorsunuz. Hira çıktı, muvakkaten. Evet. Orada muslih olarak zaten peygamberlikle birlikte toplumu ıslaha doğru adımını attı. Tabii ama... Yani şu bir gerçek. Şimdi bazı arkadaşlar halvet yapmadan toplumu ıslah etmeye çalışıyorlar. Evet, o işte enteresan. اِنَّ اللّٰهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُ مَا بِأَنْفُسِكُمْ. Siz kendinizi önce değiştirmedikten sonra toplumu değiştiremezsiniz. Onun için toplum fedaileri çok ürüyor bugünlerde. Toplumu kurtarmak, insanlığı kurtarmak falan. İnsanlığı kurtaracak olan önce kendini kurtarması lazım. Bin bir türlü teseyyüp bulunur hanelerinde dediği gibi. Yani aslında işte o insanlar kendini olgunlaştırmayınca toplumu ıslahta bir sürü arızalar çıkıyor. Evet, evet kesinlikle öyle. Dolayısıyla muvakkattir. Yani belirli bir süre içindir.
Halvet der encümen diye de bir esas vardır özellikle Nakşilik'te kullanılır. Onun tefsirini, açıklamasını şöyle yaparlar. Bezahir ba halk ve bebatın ba hak. Zahir, ne demek halvet der encümen? Zahiren halkla olmak beraber, ancak batinen haklı olmak. Ha. Yani insanlar seni toplum içerisinde görüyorlar. Oysa ki sen yarıyla baş başasın. Halk için de hakla beraber olma diye. Evet. El karda, gönül yarda hatta. Çok var. Yani vereceğimiz darbe misaller, türkülerimize bile konu olmuştur Özcan kardeşim. Eyvallah hocam. Yani bizim irfan geleneğimiz toplumun en dip noktalarına dahi nüfuz etmiştir. Bizim Anadolu İslam anlayışımız, ariflerin ilmek ilmek işlediği bir İslam anlayışıdır. Bu son 100 yıldır biraz kırılmalara maruz kalmıştır. Ama aslı, esası, sahihliği budur. Onun için Anadolu erenlerinin yoluna, değerler sistemine ciddi manada referans yapmamız gerekir. Hacı Bektaş Veli'nin 4 kapı 40 makam, Yunus Emre'nin şeriat, tarikat yoldur varana. Bak yoldur diyor. Yol. Yani enstrüman, yani araç. O da vardı notlarımda, oraya da girmiş oldunuz hocam. Hakikat, marifet. Ben buradan notlarını görüyorum zaten. Senin o, senden kopya çekiyor. Marifet, hakikat andan içeri derken gayenin hangileri olduğunu, hangi mertebeler olduğunu söylüyor. Bugün hangi ilahiyat fakültesinde, siz ilahiyatçısınız, hangi ilahiyat fakültesinde veya dünyadaki hangi şeriat fakültesinde size dini, 4 katam kademeli, mertebeli olarak anlatıldığını bana gösterir misiniz? Hocam bir arada konuştuk zaten. Yani biraz ara verdiğimizde ilahiyat fakültelerinin durumunu. Zahiri ilimlerinde doğru, tabii, dürüst öğretildiği. Bu arada ilahiyat fakülteleri de mükemmel olmasa da yani bir güzel eğitim yapmaktalar. Ama eksik. Kastettiğimiz bu. Eksik. Yani ilahiyat fakülteleri olmasın demiyoruz. Teoloji fakülteleri var Batı'da. Ha, ama bizde bunun hedefinin doğru inşa edilmesi gerekir. Eyvah. Dini ilimler, geleneksel ilimler halinde yeniden inşa edilmesi, reconstruction yapılması gerekiyor. Eyvallah. Yani. Çok teşekkür ediyoruz. Bu şeriat, tarikat yoldur varana, hakikat, marifet andan içeri dediği şey de önemli yani. Orada Yunus öyle şeyler söylemiş ki hocam, yani bu söylediklerimizi içselleştirmiş aslında. Hani tabii. Ballar balını buldum, kovanım yağma olsun diyor. Şimdi bunun üzerine konuşabildiğin kadar değil mi? Konuşmuşlar, şerhler yazmışlar. Evet. Yani ama tabii ki Yunus sözü eğri büğrü söyleme, Molla Kasım gelir diyor. Evet. Biz bu Molla Kasımlarla ciddi bazı şeylerimiz var. Evet. Yani Molla Kasım kardeşlerimiz de biraz Yunus'u okusunlar, anlamaya çalışsınlar. Yani ecdat çok iyi anlamış ama günümüzde çok ciddi problem. Eyvallah. Yani bu arada Yunus Emre'yi sadece bir halk şairi. Evet. Genelde indirgeme böyle, var. Yani miskin Yunus, Ozan. Miskin diyor ya Ozan, böyle köyde dolaşan adeta dilenci gibi tarifler var. Hayır, çok varlıklı bir ailenin çocuğu. 40 dönüm arazi, babasından kalmış araziyi tapluğa, dergaha hediye eden bir insan ve Konya medreselerinde okumuş bir alim Yunus Emre. Evet. Yani Yunus Emre'yi şey zannediyorlar böyle yani. Hocam başka türlüsü mümkün mü bu sözlerin bu kadar özlü olarak çıkması? Yani burada bir her şey var. Zahir ilimleri söylemiyorum. Bilmeyen insan bunları söyleyebilir mi? Zahir tıkanır bir yerden sonra. Evet. Zahirin ilham damarları tıkalı olduğu için zahirden ilham gelmez. Zahir erbabının bile batınla irtibatı varsa ilham gelir. Evet. Ve fıkhında da isabet eder, iştihad eder. Evet. Suyuti'ye bakınız. Yani Özcan Hoca, bu konuda gerçekten ciddi araştırma yapmak lazım. Hadi koyduk bizim sufileri bir kenara. Koyalım onları bir kenara. Sırf zahir alimlerini çekelim. Ahmet bin Hanbel'i alalım. Ebu Hanife'yi alalım. İmam Şafii'yi alalım. Efendim Suyuti'yi alalım. İlâ ahir. Her birinin manevi hayatlarında enteresan tasavvufi noktalar var. Tabii. Yani Suyuti diyor ki ben Cem kitabı var biliyorsunuz onun. Cemül Cevami. Bütün hadisleri toplarken bazı hadisleri Peygamber Efendimiz'e ruhaniyetine sorarak alıyordum. Evet. İstişmam diye bir yöntem kullandığını söylüyor. İstişmam ne demek? Koklamak.
bir hadisi aldığında peygamberimizin kokusu var mı yok mu? Bugün hangi muhaddis? Siz de muhaddissiniz. Hadis ilminde... Ben hadisiyim hocam. Muhaddis görmüyorum. Hadisçisiniz diyelim. Siz hadisi koklama sanatı diye, istişmam diye bir hadis ahzı yöntemi var mı sizde? Ya kaldı mı yani? Siz derken ben hepimize soruyorum. Yanlış anlamayın. Hadis usulünde bunların şeyi yok. Hatta hepimiz... rüyada hadis alma bunları genelde hadisçiler reddeder. Reddederler. Şey yaparlar ama onun ayrı bir aslında geleneğiyle onu okumak gerek. Evet. Biz Descartes'a sarık giydirdik. Cübbe giydirdik. İlahiyatçı yaptık. Bunları Descartes söyleseydi başka türlü bakardık. Evet, herhalde. Evet. Ama Spinoza'lar da var. Başkaları da var. Evet. Erasmus, Spinoza, Hegel söyleseydi olurdu. Evet, evet. Ahmet Hocam, tabii siz dersler de veriyorsunuz bu neyle ilgili. Eyvallah. Yani neyzen, yani ilgi nasıl? Gençlerin bir ilgisi var mı? Bu hakikaten yani ben şahsen en hoşuma giden nefeslerden birisi bu neydir? Eyvallah. İnsana apayrı bir şey veriyor. Yani böyle onu dinlerken insan bambaşka bir aleme doğru gidiyor. Bir de bir keman sanatçısı var hocam. İranlı. Farid Farjad diye. Evet. Onun da o kemanı yani... O yanıktır çok. Evet evet. Yani o da çok o da değişik bir şey var. Farid Farjad duydunuz mu hocam? Yok, modern keman. Keman. Ama evet. Kemança gibi kullanıyor. Ha, evet. Böyle kullanıyor. Yani yanık. Fas'ta da öyle kullanırlar. Çok yanıktır gerçekten. Evet, evet. Ben onu ilk dinlediğimde hocam hakikaten yani dehşet. Hazreti Mevlana'nın rebap ve neyi tercih etme sebebi de bu zaten. İnleyen insan. Evet. İnleyen insan var orada yani. Eyvallah. Uzun sesler bir de. Evet. İşte yay sesi, yay çekerken de uzun ses geliyor. Diğer mızraplı sazlar, yani onlar da güzel ama aslında bakarsak hepsi bir yerlerden kopup geliyor. Vatanı aslilerinin hasretiyle inliyorlar. Sesi güzel tabii neyin. Bendeniz konservatuara gittiğim sıralarda konservatuarda bile neyi elimde kılıfıyla çantasıyla taşıdığım zamanlarda konservatuar talebelerinden bazıları bile içinde ney olduğunu bilmezlerdi. Yani o derece uzaktılar. Ama günümüzde tabii bayağı çoğaldı. Oldukça rağbet var. Ama tabii bunu ustasından en azından geleneği bilen hocalardan, üstadlardan meşk etmediğiniz zaman, onlar da bir yerlerde ders verdiği zaman işte seri üretim kaliteyi düşürür derler ya, öyle bir şey ortaya çıkma tehlikesi hasıl oluyor. Onun için böyle üstadları takip etmek lazım. Hocam gençlerde bu metroda toplu taşıma şeylerde hakikaten görüyoruz çok o neyi taşıyorlar. Çok ilgi de var olduğunu gösteriyor. Yani öyle anlıyorum ben onu. Tabii tabii. Yani bir defa musiki deyince hangi enstrüman olursa olsun güzel bir ses, insan sesi de olsa bir insan bir irkiliyor şöyle kulak veriyor. Bu neden? İşte musikinin sırrı. Çünkü Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de yerde ve gökte ne varsa her şey Allah'ı tesbih ediyor buyuruyor biliyorsunuz. Yusebbihu lillahi ma fis semavati ve ma fil arz. Dolayısıyla zerreden küreye her şeyde Cenab-ı Hakk'ın tesbihatı var. Yani Hafız Kemal Batınay Hattat yazmış hocam. Sofi hele gel meclise dinle bu sazı. Gör nice olur tellerin Allah'a niyazı. Yani şu seste bile tesbihat var da biz anlayamıyoruz. Anlayabilmemiz için o tesbihatı işte Hazreti Mevlana'nın örneğinde olduğu gibi neyden dinlememiz gerekiyor? Ahenkli, güzel, ölçülü nameler, sesler, rebaptan dinlememiz gerekiyor ki böyle o Cenab-ı Hakk'ın kudretini anlayabilelim, idrak edebilelim. Eyvallah. İşte doğu ve batı Allah'a aittir. Yüzünüzü nereye dönerseniz
Allah'ın vecihini orada bulursunuz buyuruyor ya. Evet. Bu da görsel olarak. Yani Cenab-ı Hakk'ın yarattığı her şeyi biz temaşa ediyoruz aslında. Eynemâ tüvellû hücûkâ. Fesemme vecihullah. Evet. Efendim, bunun bilincinde olmak lazım. Yani demin buyurdu ya hocam, gayeyi, hedefi kaçırmamak lazım. Yani sadece neyin veya müziğin, namelerin, o sihrinin maddi etkilerine kapılıp sadece bu işi, aa ne güzel işte güzel nameler, müzik yapalım, dinleyelim falan gibi değil de bu neyi hedefliyor? Musikiden neyi anlamamız lazım? İşte bu tesbihatı büyükler bunu keşfetmişler ve sema etmişler. Sema zaten dinlemek demek. Evet. O tesbihatı dinlemek için sema dönmüşler. Eyvah. Sema etmişler. Eyvah. Şimdi bu İmam-ı Gazali'nin ona atfedilen bir söz var. Baharın ve çiçeklerinin, ut ve udun tellerinin etkilemediği kişiler tedavisi imkansız derecede bozuk bir mizaca sahiptirler. Bunun ilacı da yoktur diyor. Şeyi de güzeldi yani Arapçası. La ilace lehu diyor. Men lem yuharrikuhu rabbiyu ve eşcaruhu vel udu ve evtaruhu fehuve fasidul mizac leyse lehu ilac. Leyse lehu ilac kısmı çok güzel. İlacı yok. Şimdi Ahmet hocam çok güzel anlattınız. Estağfurullah. Hocamla biz de dinledik anlattığınız sözle ama biz buna biraz inanmıyor gibiyiz galiba. Bunun uygulamasını da bir görelim aslında. Yani bir uygulama, bir meşk alalım sizden tekrar. Sesim bozuk ama biraz rahatsız. Ramazan olması hasebiyle bir Ramazan tesbihatı okuyalım. Buyurun. Uygun görürseniz. Yine bu da bestenigâr makamında. Tabii bunlar tesbihler, Cenab-ı Hakk'ı tesbih eden sözler, dualar, güfteler. Aynı zamanda temcid. Cenab-ı Hakk'ı övmek, mecd etmek manasına minarelerden okuna gelmiş eskiden beri. Temcidler biliyorsunuz, biz sevgili Mehmet Kemiksiz'le 2003'ten beri temcid okuruz. Televizyonda başladık, TRT'de. Biz temcidi temcid pilavından biliyoruz hocam. O da onunla alakalı zaten. Temcid hocam imsak vaktine yakın minarelerden başlarmış ki oruç başlıyor, imsak yaklaştı, yemeğinizi bitirin demektir. Temcide başlayınca o temcidin sesini duyan veya geç uyanan ev halkı kalkıyor, hanımefendi hemen mutfakta akşamdan kalan pilav varsa onu ısıtıveriyor. Temcid okunurken ısıttığı için temcid pilavı deniyor yani. Temcid pilavı hemen gibi onu atıştırıyorlar. Sürekli tekrarlama falan denmesi öyle o. Evet, sahur yapmış oluyorlar yani. O böyle güzel bir şeyi var onun, sebebi var. Ama bu temcid olayını da biraz şey yapmış. Küçümseyen bir yönü de var onun. O sonradan o hale gelmiş yani. Evet. Doğrusu bu. Eyvallah. Hocam şimdi ibadetlerde İbn Arabi, Mevlana ve Gazali de yine bu metafizik gelenekte ibadetlerin öğretmesi diye bir şey var. İbadetler bize bir şey öğretiyor. Aslında Kur'an-ı Kerim'de de yani ibadetleri anlatılırken o namazın işte fuhşiyattan, kötülüklerden insanı alıkoymasından bahsediliyor. Burada tabii bizim aklımıza aslında bu وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ ayet-i kerimesini Zariyat 56. ayet getiriyor. Orada tefsirlerde marifet diye de tefsir eden İbn Abbas'tan gelen bir yorum var o manada. Bu da tabii ibadetlerin marifete eriştirmesi bizi onu gündeme getiriyor. İbn Arabi'nin bir de başka bir yorum var. Bu ins cinsi zahir ve batın olarak da yorumlanmış. Bu konularda ne dersiniz? Yani bizi ibadetlerin öğretmesi meselesi özellikle. Şimdi sizin de okumuş olduğunuz ayet-i kerimede li'abudunu ey bima'na li'arifun şeklinde kaydedilen Mus'haf, Abdullah İbni Mesud Mus'haf'ı sahabeden. Ve o kendi musafında li'abudunun altında kenara adeta bir çıkma yapmış ve diyor ki
Yani ya'budun demek, ben insi ve cinni ancak bana ibadet etsinler için yarattım da geçen ibadet etsinlerden, yani ibadet etmekteki maksat beni tanısınlar, bilsinler. Bu manada aslında ibadetin araç olduğu, maksadın buradan marifetin hasıl edilmesi olduğu, Yunus Emre'nin az önce söylediğimiz evet, şiirinde dile getirdiği husus. Şeriat, tarikat, eğer biz bu ayeti şeriat mertebesinde alırsak, evet ibadet ediniz diyor. Ama aynı ayeti tarikat ve marifet düzeyine çıkarıp da orada anlarsak, o zaman burada hasıl olması istenen şey marifettir. Peki marifet nedir? Marifet senin kaynağını bilmendir. Yani ben taşrada ararken ol can içinde canım isteyen Niyazım Sin'in bulduğu. Bize hep dışarıda arattırıyorlar. Yani Allah veya Tanrı yukarılarda bulutların üstünde bir varlık. Bizle çok, evet bizi yaratmış sağ olsun ama yani günlük hayatta çok bir beraberliğimiz yok. Modern kurguda Tanrı veya Allah hayatın içinde çok yer almıyor. Zaten içinde yer alsa sahtekarlık, fuhşiyat veya yanlışlığın önüne geçmiş olur. Yani insan Allah'ı hissettiği anda zaten titremeye başlar. Vecilet kulubuhum diyor ya. Evet, evet, evet. Bu manada ibadetlerin, yalnız şunu da belirtmemiz gerekiyor. Tasavvufta veya dinde züht denilen bir makam var. Bu züht makamı sizin konsantrasyonunuzu, dikkatinizi dışsal alemden içeriye doğru çekmek için bazen daha sert tedbirleri size tavsiye ederler. Ne gibi? Mesela çok sık oruç tutunuz, namazı üstüne namaz kılınız şeklinde. Burada yoğun bir ibadet programı sizden istenmesinin sebebi aslında bir konsantrasyonunuzu toplayabilmektir. Ondan sonra da hafif hafif yavaşlatılır. Yani sizde sürekli o sert ibadet hayatı istenmez. Farzlarla iktifa etmeye doğru geçilir. Nafileler, sünnetler yeri geldiğinde vakit müsaitse yapılır ama farz derecesinde değildir hiçbir zaman için. Ama bugün biz vatandaşımıza dini bu mertebeli olarak anlatmadığımız zaman vatandaş öyle ki vatan, devlet memuru, polis bir saatlik bir ara teneffüsü var. Cuma namazında, cuma namazı iki rekattır, farzı iki rekattır ve aynı zamanda da cuma hutbesi farzdır. Bu ikisini dinledikten sonra cuma namazı artık ikame edilmiştir, yerine getirilmiştir. Sonrası ise fenteşir olur. Sonrası ise dağılınız demektir. Ama 100 yıl evvel icat edilen bir zuhru ahir namazıyla beraber vatandaşımızın ibadeti o kadar uzun hale gelmektedir ki ondan sonra memursa mesaiye yetişememektedir. Aynı zamanda da o nafile bir ibadet hükmündedir. Devlet memuru nafile ibadet yapamaz. Mesaiden çalamaz. Ancak farz Allah'ın hakkıdır. Hiçbir sistem ona karışamaz. Farzı yerine getirdikten sonra emeklidir. Yaşlı bir amcadır. Gidecek yeri yoktur. Ben oturacağım, kaza namazı kılacağım. Kur'an tilavet edeceğim. İkindiye kadar camiden çıkmayacağım. Cuma'yı kıldım ama ikindiye kalacağım. Ona kimse bir şey diyemez. Tabii ki bunlar istisnai ve de ihtiyari. Sizin seçiminize bırakılmış şeylerdir. Fakat ihtiyari olanı biz toplumun geneline, yani züht prensiplerini toplumun tamamından istediğimiz zaman arıza çıkıyor. Evet. Dinde kolaylaştırınız diyor. Belki dinden uzaklaşmalar o zaman. Deizm dediğimiz şeyler belki. Tabii ki. Yani aslında o kadar dinde o kadar kolaylıklar var. Dini yüsrün hadisi var hocam. Kesinlikle. Bakın, din kolaylıktır diyor. Dini yüsrün. Yani işte bunun nasıllığını bizim aslında konuşmamız lazım bu modern zamanlarda biraz daha. Muhittin İbn Arabi dinin aslı kolaydır ama fukaha zorlaştırmıştır diyor. Dolayısıyla Ben sadece fukahaya atmayayım topu da başkalar da yani, var genel yani anlamda. Daha başka bir şeyler de diyor da. Hadi tasavvufçuların da zorlardığı yerler var hocam. Onu da söylemeyeyim yani. Hayat zordur zaten. Yani herkes zorlanır. Herkesin zorlanmasının bugün, dereceleri var. Bugün yani dijital mecralarda hocam işte hani kendilerini belli tasavvufa, tarikata mensup kimselerin söylemlerine baktığımızda müthiş bir zahirilik de var orada. Müthiş bir selefilik kokuyor.
atışmalar, tekfir kelimeleri karşımıza geliyor yani. Maalesef. Yani maalesef. Bunlardan da insan üzülüyor yani. İşte Mevlana'dan, İbn Arabi'den, yani gelenekten uzaklaşılan yapılarda bunlar olabiliyor. Her şey yozlaştırıldı. Yani tasavvuf da yozlaştırıldı. Tasavvufunda hümanizme indirgenen yönleri var. Yani Mevlana'nın arasallaştırılması var. Keşke onlar en masumları, tasavvufu hümanizme indirgemek en masumu. Ne hallere getirenler var televizyonlarda veya şeylerde izliyoruz. Uçanlar, kaçanlar, hoplayanlar, aynen, zıplayanlar. Bir ay olmuş daha diyelim tasavvuf kitapları okumaya başlamış. Bir de hırsızlar çok. Yani tasavvuf üzerine emek vermiş insanlar kitaplar yazıyorlar. Ama hiç ne Osmanlıca öğreniyor, vakit ayırmıyor. Ne Farsça öğreniyor, ne Arapça öğreniyor. Hazır lokma yapılmış kitapları alıyor. Ondan sonra bir yerlerde tasavvuf dersleri yapan mürşitler böyle genç hocalar oluşmaya başladı. Evet. Hocam, bu akşam size bu soruyu sormadan bırakmam. Siz tabii İslam dünyasını belki de Türkiye'de en iyi okuyabilecek, tecrübe ederek, gözlemleyen, farklı görevleriniz de oldu. İslam Konferansı Örgütü Parlamentolar Birliği Genel Sekreterliği yaptınız uzun süre. 10 yılı geçti herhalde değil mi orada? 10 yıl. İran'da. Onun dışında bütün batıyı, doğuya gitmişliğiniz var. İslam dünyası, işte ideal anlamda bunları anlatıyoruz biz de. İşte Kur'an ve sünnetteki bu manaları, bunlar bilinmiyor da değil aslında. Bilgi problemimizin olmadığını ben biraz düşünürüm. Yani ben o kanaatte değilim. Çok ciddi bilgi. Şöyle var. Yani bilginin kirli bilgi var. Yani doğru bilgiye ulaşmada biraz şey var. Peki İslam dünyası bunlara aslında varsa neden İslam dünyası bugünkü bildiğimiz anlamda perişan vaziyette? İşte başta Ahmet hocamız şey yaptı, ben her programda yapıyordum ama bu akşam bir şey söyleyemedim. Gazze'de müthiş bir soykırım var. Gözümüzün önünde devam ediyor. İslam dünyasının gözü önünde devam ediyor. Yine batıdan geliyor sağduyulu önemli sesler. İslam dünyasında bir kıpırdanma da yok. Yani Türkiye'de işte belli oranda bazı şeyler yapılıyor. Ne oluyor? Yani bu oruç bizi tutmuyor mu? Bu namaz bizi kılmıyor mu? İnşa etmiyor mu? Başka bir problem mi var? Burada hep dışa mı atıyoruz? Biraz delege mi ediyoruz olayı? Dış düşmanlar, dış faktörler falan gibi. Kendimizde bir şey görmüyor muyuz burada? Vallahi soruyu sordunuz, cevapları da siz verdiniz. Aynen o dediğiniz gibi, katılıyorum. Aynen sizin dediğiniz gibi. Yani bir kere her şeyden evvel İslam veya din bizde, isim vermek istemediğim bazı Orta Doğu ülkelerinde bir Orta Doğu kültürünün bir parçası. Yani ruhundan uzaklaşmış bir o etnik yapının bir parçası adeta. En azından şey diyelim hocam, selefilik denen bir şey çıktı. Yapı bozucu bir faaliyet aslında bu, baktığında anlayış. Yani tekfirci, en azından hepsini kastetmedim. Selefi katmayalım da selefiliği ben buna katıyorum. Tabii selefiliğin de dereceleri var. Yani selefiliği de yekpare bir evde olarak, nasıl tasavvuf camiası yekpare değilse, selefiliğin de içerisinde dereceler var. Evet. Yani her selefi tekfirci değildir. Değil, evet. Dolayısıyla tasavvufun da mesela selefi yönü vardır, selefi olanı vardır. Mesela İbn Arabi çok enteresandır. İbn Arabi'nin tekkesi yoktur. İbn Arabi'nin tacı yoktur. İbn Arabi'nin asası yoktur. Yani bazı özel merasimi yoktur. Oradadır, buradadır, şuradadır. Her yerdedir. Medresededir, camidedir, tarladadır. Hı. Manada mesela melamet neşesinde olan tasavvuf erbabıyla selefi tasavvuf örtüşen noktaları vardır. Hatta bazı selefiler İbn Arabi'den istifade ederler. Cemalettin Kasımi. Evet. Biladüşşam selefiliği aslında. Tahir el-Cezayiri, Cemalettin Kasımi. Evet. Cemalettin Kasımi biliyorsunuz kıyası kabul etmez. Kıyası reddettiği yerde İbn Arabi'den delil gösterir. İbn Arabi'yi över. Yani bazı selefiler İbn Arabi'yi överler. Ama bazı selefiler, çünkü selefilik de öyle bir ilerledi. Orada da fren patladı. Şimdi bu fren patlaması dediğimiz hadise bazı ideolojilerde, bazı hissiyat, duygusallığın yoğun olduğu yerlerde olabiliyor. Mesela Ehl-i Beyt muhabbeti, Hazreti Ali Efendimiz ve Ehl-i Beyt'i, Hazreti Hüseyin Efendimiz muhabbeti çok muhteşem bir muhabbettir. Hepimiz
o manada Hüseyiniyiz. Hı. Fakat bir yerden sonra fren patlama durumu olduğunda, siz mesela bir bedduada bulunsanız, birine küfretseniz, ona bir küfürden sonra insanlar durdurabilirler. Ya tamam, bir yerde dur. Ama siz birisini överseniz, mesela ben başlayayım sizi övmeye. Özcan şöyle, çok değerli bir arkadaş. Başlayayım, övmeye başlayayım. Yavaş yavaş da yükseleyeyim. Ya kimse bana, ya dur adam bir dakika demez. O zaman biraz da övün yani. Ya tabii ki, niye övmeyelim? niye övmeyelim? Mesela Özcan kardeşim övmeye başlasam, Özcan kardeşimin kendisi bile ya durun ya bir dakika ne yapıyorsunuz falan. Narsizmimiz yüksel. Değer mi bilmiyorum. İyi yönde abartmak bazen frenlenmiyor. Anlatabiliyor muyum? O açıdan hubda yani sevgide de guluvve kaçılabiliyor. Buğuzda da guluvve kaçılabiliyor. Ama buğuzdaki guluv çabuk fark edilebiliyor. Bir adama beddua ediyorsun, küfür ediyorsun, lanet okuyorsun vesaire vesaire vesaire. Bir yerden sonra artık duruyor yani. O manada yani İslam dünyasının da bence en büyük problemi bu geleneksel İslam anlayışından uzaklaşmaktan meydana geldi. Yani ister Arap toplumları diyelim, ister diğer toplumlar diyelim. Bunları hani görmediğim İslam toplumu adeta kalmadı. Ben hala İhlasla, halisane, İslam'ın o nurunu taşıyan bazı yerler biliyorum. Fakat maddi olarak en geri kalan yerler. Evet, evet. Teknolojiden ve medeniyetten en uzak. Tahmin ediyorum yerler. Biraz nereleri yani kastettiğinizi. Yani bir Özbekistan'ın bir köyünde bunu görebilirsiniz. Belki Moritanya'nın bazı yerlerinde. Belki evet. Sahra çölündeki bir Ticani köyünde bunu görebilirsiniz ki aralarında bulunduğum yerler oldu. Efendim Tunus'un güneyinde tam sahranın başında daha çok Kadirilerin yaşadığı Matmata denen bir köy var. Köyde yukarıya doğru hiçbir ev yok. Hepsi yerin altına doğru yapılmış. Satıhtan baktığınız zaman hiçbir şey görmüyorsunuz. Hepsi yerin altına doğru. Veya diyelim ki İran'ın Yezd şehrinin bir köyünde çok böyle yanık yanık nameler okuyan bir amcayla karşılaşabiliyorsunuz. Azerbaycan Şeki'ye gidiyorsunuz. Şeki'de bir muallim. Muallim ne demek? Ya muallim, ya öğretmen, lise öğretmenine hürmet. Bir odaya girdiği zaman muallim herkes ayağa kalkıyor. Bizde de vardı bunlar. Evet, bundan 30-40 sene evveline kadar, 20 sene evveline kadar. Muallimlik çok önemli statü çok olarak. Çok önemliydi ama şu an öğretmene bir hürmet. Hı. Bir öğretmen geldiği zaman öğrencinin ayağa kalkması. Bunlar maalesef yavaş yavaş izole olmaya, erimeye başladı. Evet. Onun için muhafaza edilecek olan şeyleri muhafaza etmek lazım. Eyvallah. Hocam bir araya gitmemiz gerekiyormuş. Peki, sözünüzü peki. Balla keseyim. Hatta İslam ballar dünyası, balıyla keseyim yani. Allah ama aradan olsun. Sonra bu manada yine İslam inşallah devam. İslam dünyasını halletmek çok zor yani. 5 dakika eyvallah. Olmaz. Değerli iftar vakti izleyicileri. Şimdi bir araya gidiyoruz. Arada Furkan suresinden ayetler okuyacak hocamız. Onu dinleyeceğiz inşallah. Değerli hocamıza bu güzel kıraatinden dolayı çok teşekkür ediyoruz. Gönüllerimizin pasını sildi. Tabii hanelerimizde tatlı bir telaş var şu anda. Bizleri de lütfen dualarınıza eşlik edin, iftar dualarınıza. Bizler de sizlere dua ediyoruz. Bana mesajlar da geliyor farklı yerlerden, dünyanın farklı yerlerinden bizleri izleyenler var. Memleketimizden de mesaj gönderenler var. Hepsine ayrı ayrı selamlarımızı iletiyoruz. Allah tuttuğumuz oruçlarımızı kabul eylesin. Kulluğumuzu daim eylesin inşallah. Kulluğun hakiki anlamda sırrına erenlerden, gayesini unutmayanlardan eylesin diye dua edelim. Tabii hocam yine Mevlana'da bunu görüyoruz. İbn Arabi'de de ben onu o manada görmedim ama muhtemelen aynıdır. Öyle bir namaz kıl ki hiç bitmesin. İlahi aşk sahipleri daima namazdadır diye. Bu savmı daim, salatı daim denen bir şey var. Bu ne demek? Biraz anlaşılması da zor ama az önceki bütün konuştuklarımızdan aslında dinleyen izleyicilerimiz bunun ne manaya geldiğini de bilirler. Hatta Necip Fazıl'ın şöyle de bir şeyi var, Kısa Kürek merhumun. İşte asıl namaz namazdan sonra, namaz bittikten sonra başlar. Asıl işte oruç Ramazan bittikten sonra başlar diye böyle bir şeyi var. Bunu şöyle de açıklıyorum ben. Bir kavram, biraz çok gündemimizde olmayan bir kavramla açıklıyorum hocam.
El ibadatul mersume deniliyor ibadetlere. Bildiğimiz ibadetler yani namaz, oruçtur. Ama el ibadatul içtimaiye diye bir şey var. Vela teayyüşiye diye bir şeyden de bahsediyor bazı alimler. Dolayısıyla hayatı bir ibadet haline getirmekten mi bahsediyorlar onlar? Yani o namazdaki kıvamın, diğer hayatın diğer alanlarına yansıması, ahlakımıza, edebimize yansımasından bahsediyorlar. Bu da ihsan herhalde. İhsan kıvamında bir kulluk mu burada bahsedilen? Yani aynen sizin dediğiniz gibi onu hedefliyorlar. Şöyle ki insanın zaman dilimi içerisinde nasıl dakikalar, saniyeler var, dakikalar var, saatler var, günler var, haftalar var, aylar var, mevsimler var. Ve bunların içerisinde bazı noktalar seçilmiş Cenab-ı Hak tarafından ve o noktalara bunlar mekanlarda da var, zamanlarda da var ve oraya özel tecelli de bulunuyor. Mesela Kabe denen bir küp şeklindeki binayı hedef gösteriyor bize. Oraya bir yoğunlaşmada bulunacağım. Haç zamanında özellikle sen de gel oraya, orada buluşalım diyor. Bir Arafat diye bir dağ var diyor. Mesela haç zamanı dışında git oraya piknik yaparsın. Hiçbir kutsallığı yok adeta. Top oynuyorlar gençler gittiğimiz zaman. Hatta hocam şöyle demişler. Bizim bir hacı gelmiş Medine'ye de Uhud dağını, Uhud'u ziyaret etmiş. Herhalde Karadenizliydi büyük ihtimalle. Şimdi bazı hocalar çıktı, ilahiyat hocaları. Bizim işte Giresun'un veya işte Karadeniz'in yaylaları, yeşillikleri cennetin şeylerinden fersah fersah önde falan diyenler oldu. Uhud'a gelmiş o da dağ dağ diye insanın kafasında herhalde o Karadeniz'deki dağlar aklına geldi. Bu muydu ya dağ falan demiş de düşmüş bacağını kırmış derler. Yani evet. Tabii zahiri dışsal gözle bakıldığı zaman evet orası kıraç bir yer. Gerçekten yeşilliği olan bir yer değil. Evet. Fakat o noktada bir tecelli olacaktır birazdan ve mikat denen bir yer var, bir sınır var. O sınırın bu tarafına geçerseniz o duşun altına giremiyorsunuz. Şu tarafa kendinizi atmanız lazım ki o rahmet tecellisinin altına, o duşun altına girin. Afrika'ya gidenler, izleyicilerden varsa bilirler, Uganda gibi, Ekvator gibi bazı ülkelerde, Latin Amerika'da ve Afrika'da, bu ekvator kuşağının geçtiği tam onun altında olan köylerde turistlere bir gösteri yaparlar. Biliyorsunuz ekvator kuşağı muhayyeldir. Yani öyle bir gökyüzünde öyle bir çizgi yok. Onun geçtiği, ekvator kuşağının geçtiği yerin kuzey kutbu, güney kutbu. Ancak manyetik alan itibariyle kuzey kutbunda evrenin dönüşü sağdan soladır. Güney kutbunda soldan sağdır. Ve tam onun altında olan köyler size bir gösteri yaparlar. Bir kova su getirirler. O kova suyun kovanın içerisine suyu döktüklerinde, bu tarafta döktüklerinde su sağdan sola döner, helezon yapar. Bir, iki metre, üç metre gidip öbür yerde suyu döktükleri zaman kovanın içerisine soldan sağa döner. Burada gösterilmek istenen şey aslında bir yerde ama iki farklı alan içerisindeki tesirleri bunu göstermek açısından bunu yaparlar ve hatta bundan da ücret alırlar yani bu gösteride. Şimdi ibadetlerde istenen ana gaye aslında içtimailiğe bunun yansımasını sağlayabilmektir. Ve o seçilen noktalar yani mekandaki noktalara örnekler verdim. Zaman içerisindeki noktalarda da mesela cuma saati diye bir saat var. Perşembe gecesi diye bir icabet saati diyoruz. İcabet saatleri. Sizin mesela Kadir gecesi diye bir şey var ve yılın içerisinde onu aramanız isteniyor. Aynı bu şekilde o namaz vakitleri yani ibadet vakitleri eğer günde 5 vakit namaz kılıyorsanız 24 saatin içerisinde o namaz vakitlerinin aralarında siz normal bir hayata geçmeniz gerekiyor. Mesela öğlen namazından ikindi namaza kadarlık o süre içerisinde tarladaysanız tarlada çalışıyorsunuz, esnafsanız dükkanınızda çalışıyorsunuz. Ama o ikisinin arasını da yavaş yavaş öğlende elde ettiğiniz tecelliyi, o rahmeti şişirirseniz biraz şişmeye başlarsa ikindiyi de aynı şekilde ve bu arayı kaplamaya başlıyor. Ve o boşlukları doldurduğunuz anda hayatın bütünü,
Her ne kadar 5 kere kılıyorsanız da 24 saatini sizin namaz olmaya başlıyor. İşte ona salatı daim deniyor. Yani biz daim namazdayız anlamında. Daim namaz ne demek? Huzurda olmak demek. Çünkü Cenab-ı Allah diyor ki kulumun bana en yakın olduğu yer secdedir. Onun için Peygamber Efendimiz secdeyi çok uzun yaparmış. Yani özellikle teravih namazları kıldıran imam kardeşlerimden rica ediyorum. Yani tavuk yem toplarcasına yatıp kalkmasınlar. Evet, teravih namazları farz değildir. Teravih namazı herkese şart değildir. Özel bir namazdır. Ramazan'ın gecelerini ihya etmek içindir. 9, 12 veya 20 rekat şeklinde 3 versiyonu vardır. Kılınabilir. Evde de kılınabilir, cemaatle de kılınabilir. Bunları, bu ibadeti yapma niyetini taşıyan kimseler de aheste aheste, keyfine vara vara bu namazı kılsınlar. Arap dünyasında siz de bilirsiniz, özellikle Kuzey Afrika'da teravih namazları biliyorsunuz, tervihattan gelir. Aralarda şeyler, ikramlar da yapılıyor. Arada ikramlar de yapılır. Böyle testiyle evet, su durur orada. Hurmalar gelir. Hurma yani gelir. Hatta mesela buhurlar yakılır. Buhurlar yakılır falan. Eskiden bizde de öyleymiş. Tabii ki, tabii ki. Şerbetler. Şerbetler de aldı. Diyelim ki 4 rekatı kıldınız. Yaşlı biz aslınız. Çok da enerjiniz yok o gün diyelim. 4'ü kıldınız. Kenarda bekliyorsunuz. Diğer 4'ü kılmıyorsunuz. Cemaat kılıyor. Ondan sonrasından ondan sonraki 4'e katılıyorsunuz. Evet. Esnektir bu. Haram-ı Şerif'te yapardık hocam. Biz de yapardık onu. Yani, biraz dinlenirdik. Yaşlı yapardık. Mıydınız? Yok, değildik ama orada o da dini tefekkür edip duymak da insan hoşuna gidiyor. Yani diyor yani da. Dolayısıyla bunu bir farz gibi herkese böyle şart koşmanın tabii ki beraberinde bazı problemler gidiyor. Gene az evvel söylediğim şeye geliyor. Dindeki meratip, mertebeler, evet, evet. Farz ne demek, sünnet ne demek? Mesela siz hadisçisiniz. Sünnet-i müekketle sünnet-i gayrimüekketi biz insanlarımıza, gençlerimize anlatırken hatta imam hatiplerde bile hiçbir zaman şöyle anlatmıyoruz. Sünnet-i müekket, Peygamber Efendimiz'in çok kere yapıp bazen yapmadığı. Yani ikindi namazını... Yani onu yapmamak da sünnet aslında. Yapmamak bazen terk sünnet etmek olduğunu de sünnet, bilecek. Evet. Mesela ikindi namazının 4 rekat sünneti, sünnet-i gayrimüekket, Peygamber Efendimiz'in nadiren yaptığı bir sünnet. Ama şimdi mesela bir camiye giriyor bir vatandaşımız, bakıyor ki ikindi namazına farza durmuşlar. İnsanlar farz kılıyorlar. Şeyi kılmaya çalışıyor. Farza yetişmek yerine sünneti gayrimüekkedi yapmaya çalışıyor. Hı. Neden? Öğretilmemiş, anlatılmamış. Bu manada Diyanetimize de çok büyük işler düşüyor. Evet, evet. Ben özellikle bu vesileyle yani zuhru ahir konusuna dikkat etmesini... Biraz var aslında şey yok, yapılıyor. Zuhru ahir ama konusunu artık neticelendirmesini bekliyorum Diyanet İşleri Başkanlığımızdan. Burada konuğumuz olacak, belki sorarız hocam. Yani inşallah evet. Yani insanlara bunu öğretmek lazım. Dediğim gibi polisler var, öğretmenler evet, var, öğrenci herkesi var. Herkesi kendimiz gibi de düşünmemeliyiz. Peki İzmir ve Konya'da son sünnet kılıyorlar, o kadar hocam. Yani şimdi 2 rekat veya 4 rekat. Cuma namazının farzının önünde vaktiniz varsa kılabilirsiniz. 2 veya 4. Farzdan sonra da vaktiniz müsaitse 2 veya 4 rekat son sünnetini kılarsınız Cuma'nın. Ve Cuma bitmiştir. Ama zuhru ahir namazı biliyorsunuz öğlen namazı yerine geçiyor. Yedek lastik diyor. İsteple namazı. Yani Cuma namazım eğer kabul olmazsa Allah öğlen namazı. Ya Allah böyle... kabul olmazsa niye? efendime söyleyeyim. Dolayısıyla salat-ı daim, savm-ı daim yani orucu biz işte şimdi aralıklı oruç deniliyor. Diyelim ki 17 saat aç kalıyorsunuz. Terapiler var hatta evet, bazen. Terapiler var. Ama iftarla beraber bütün o aç kaldığımız zamanın intikamını alıyorsak eğer, o aradaki şey heba oluyor demektir. Evet. Ve aynı zamanda da oruç biliyorsunuz zahiri var, batını var. Evet. Zahirinde biz evet fıkhen oruç tutuyoruz ama orucun batını da yerine getirmemiz lazım. Mesela dilimizi tutmuyoruz. Nemime yapıyoruz. Evet. Yani gıybet yapıyoruz. Haksız yere birilerini kötülüyoruz. Birisinin aleyhinde konuşuyoruz. Buna çok dikkat etmemiz lazım. İbadet-i içtimaiye içine aslında evet, onlar evet, giriyor işte. Mesela esas Ramazan yani ayında evet, helalleşmeyi çok yaygınlaştırmamız lazım. Evet. Arkadaşım ben senin hakkında bundan 2 yıl evvel, 3 yıl evvel haksız yere birilerine senin hakkında iftirada bulundum. Şimdi
aklıma düştü. Hakkını helal et dememiz lazım. Kul hakkı çok önemli. Kul hakkı varken ibadetlerin de şeyi yok. Hı. O manada savmu salatu hac ile sanma biter zahid işin. İnsanı kamil olmaya lazım olan irfan imiş diyor ya Niyazi. Biz irfan tohumlarını katmamız lazım ibadetlerimize de. Aksi takdirde ya bugün yani Hazreti Hüseyin Efendimiz'i katledenler, Hazreti Hüseyin Efendimiz'in ciğerparelerini yavrularına su vermeyenler 5 vakit namaz kılıyorlardı. O hı. açıdan yani şeyi iyi anlamamız lazım. Evet. Yani namaz kıldım iş bitti dememek lazım. Eyvallah. Yani bir kamil insan modeli çıkarmak. Hocam o Niyazi Mısri'nin beytinden benim notlarım arasında yine o da var. Siz benim notlarımı okuyor musunuz? Ben sizin notlarınızı buradan okuyorum. He. Maşallah. Estağfurullah. Rica ederim. Hocam ilim irfan diyoruz. Bu irfanı İmam Gazali'nin bir sözünü hatırlıyorum. İlim diyor ateşi yakmağa, irfan onda ısınmaya benzer diyor. Ne nasıl tarif ediyorsunuz tam bu irfanı? Anadolu irfanı da diyoruz bir de. Biraz da eleştirenler var onu. Yani Fuzuli'nin söylediği gibi yani ilim bilmektir. Yani Yunus'un dediği gibi. Fuzuli de başka bir şekilde söylüyor. İlim bilmektir. İlim kendin bilmektir. Sen kendini bilmezsin. Bu nice okumaktır. Yani zahiri okumanın gayesi aslında senin kendini okumandır. Eyvallah. Sensin kitap olan. İnnehu le Kur'anun kerim fi kitabin meknun. Şüphesiz bu Kur'an bir kitabın içinde gönderildi. Eyvallah. Hiçbir müfessir bize o ikinci kitabı anlatmıyor. Yani Kur'an'ı bir kutunun içinde gönderiyor Cenab-ı Allah. O kutu insanı kamildir. Eyvallah. Mahmut Hocam çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. İstifade ettik, istiyab eyledik. Ahmet Hocam çok teşekkür ediyoruz. Gönüllerimizin pasını sildiniz. Ben teşekkür ederim. Değerli Vav TV izleyicileri, bu akşamki programımız burada sona eriyor. Şimdi bir dua ile sizlere veda ediyoruz. Daha sonra da bir Kur'an-ı Kerim ezan okunacak inşallah. İftarımızı açmış olacağız. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum.